daha fazla bunu açmak istiyorum. Bir tane paletist arkadaşımız geçip trafiğe takılmış. O artık geldiği zaman katarız. Ben tüm paletist arkadaşlar adına sizinle hoş geldiniz. Öncelikle böylesine kapsamlı ve tek bir kongreyi her yıl düzenlediği için Türk Mühendisler Odası yöneticilerine ve özellikle Gazi Tekbey'e çok teşekkür ediyorum. Burada konuşacaklarım umarım ülkemizin geleceği için hepimize ışık tutacaktır. Temelinizle başlamak istiyorum. Elektrik piyasaları ve oluşumu başlıklı bu panelde hepsi birbirinden kıymetli konuşmacılarımızla bugün elektrik piyasasının temel dinamikleri ve sektörümüzdeki güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Başkanlığını yürüttüğüm Elektrik Üreticileri Derneği'nin kurulduğu 2002 yılından bu yana serbest ve rekabetçi bir elektrik piyasasının gelişimi için çok önemli çalışmalar yapmış. Sektörde ciddi katkıları sağlamış bir sivil toplum örgütüdür. Özellikle elektrik piyasaları ile ilgili mevzuatın oluşturulmasında, geliştirilmesinde kritik katkıları olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Değerli katılımcılar, elektrik sektöründe 2001 yılından bu yana devam eden serbestleşme süreci beklendiği ve planladığı kadar hızlı olmasa bile önemli sayılabilecek bir mesafe kat etmiştir. Üretim tarafında son 15 yıllık süreçte neredeyse tüm santral yatırımları özel sektör tarafından yapılmış, gerçekleştirilmiş ve kurulu gücümüze bugüne kadar 50 bin megawattlık bir kapasite ilave edilmiştir. Bunun finansal karşılığına baktığımızda yaklaşık aşağı yukarı 70-80 milyar dolarlık bir yatırım görüyoruz özel sektör tarafından yapılmış. Son 20 yıllık dönemde Çin ve Hindistan'ın ardından en yüksek tüketim artışına sahip olan ülkemizde bu yatırımların hayata geçmesi son derece önemliydi. Üretim yatırımlarındaki büyük sıçrama ile birlikte serbestleşme yolunda, liberalleşme yolunda birçok başka adımlar dağıtıldı. Tüm dağıtım bölgelerinin işletmesinin özel sektöre devredilmesi, dengeleme ve uzlaştırma sistemi ile birlikte gün öncesi piyasa ve gün içi piyasaların hayata geçirilmesi, serbest tüketici kavramının ortaya çıkarılıp yaygınlaştırılması, enerji piyasaları işletme anonim şirketi, yani kısa adıyla EPİAŞ, şimdi kurulması gibi gelişmeler önemli kilometre taşları olarak sayılabilir. Gelişmelerin detaylarını eminim konuşmacılarımız, paneslerimiz sizlere daha detaylı aktaracak. Ben şimdi sözü fazla uzatmadan konuşmacılarımızı paneye başlamak istiyorum. Öncelikle Mustafa Bey, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde mezun oldu. 92-94 yıllar arasında Türk Exima Kazine Finansman bölümünde çalıştı. Daha sonra 1994-98 yıllar arasında New York Institute of Technology'de MBA yaptı. 98 yılında Türkiye'ye dönerek 24 yılına kadar Demirbank ve HSBC'de çalıştı. 2004-2008 yılları arasında Kazakistan'da Central Asya Finansal Advisory Service'de ortak ve yönetici olarak ardından da sahip olduğu BFIBV adlı şirket kanunlarına farklı şirketlerde yatırımcı ve yönetici olarak görev aldı. 2008 yılında yine yönetici olarak EFT şirketinde başladığı görevi 2012 yılına kadar sürdürerek bu süre zarfında fiilen elektrik ticareti yaptı. 2009 yılında başlattığı girişimde kurulan Enerji Ticareti Derneği, ETD'nin ilk kurucusu, kurucu ve ikinci dönem yönetim kurulu başkanı, iki dönemde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü.
yaptı. Halen Enerji Ticareti Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dragon Enerji Finansal Danışmanlık Hizmeti Yöneticisi ve EPH Yönetim Kurulu üyesi olarak EPH'da bizi özel sektör olarak temsil eden tek arkadaşımızdır Mustafa Bey. Ondan da çok mutluyuz. Şimdi Mustafa Bey size EPH'in yapısı, nasıl çalıştığı, ne iş yaptığı konusunda bilgi verecek. Mustafa Bey'e ben de sormak istiyorum. Sizlerin adınıza. Ya Mustafa Bey, bize anlatır mısınız? EPH nedir? Ne iş yapar? Ne faydası vardır? Buyurun siz. Teşekkürler Mehmet abi. Ben de öncelikle herkese hoş geldiniz diyerek başlayayım. Uzun bir özgeçmiş girişimden sonra esas canlı sorudu. İhtiyaçla kaynaklandı. İhtiyaçla hemen bir küçük şeyle başlayayım, düzeltmeyle başlayayım. Özel sektör olarak iki temsilcisi aslında üzerinden böyle orada. Buradan da şeye gireyim isterseniz. İhtiyaçın kuruluş yapısı ve ortak yapısından başlayalım isterseniz. Çünkü salondaki dinleyicilerin ne kadar sektör içerisinden, ne kadar dışarısından tam bilmediğim için biraz daha baştan başlayalım. 2015'te sanıyorum yeni kanun çıktığında EPH'ın ilk defa yasal olarak düzenlemesini gördük. Yasaya göre de %30'unu EPH'ın sahibi oldu, %30'unu Borsa İstanbul'un, %40'ını da lisanslı özel şirketlerin sahibi olduğu bir borsa yapısı olarak kurgulandı EPH. Ve kanunun verdiği yetki ve görev de enerji ile ilgili spot piyasaları, fiziki spot piyasaları işletme ve bunların uzlaştırmasını bir şekilde yapıyor olmak. Buna sadece elektrik dahil değil, doğalgaz, petrol ve türevleri, ileride olabilecek diğer türev ürünler, türev ürünler derken işlemler olarak türev değil ama ürün olarak türevler, ve karbon piyasaları dahil. Başlangıç olarak da aslında elektrikte biliyorsunuz TİH bünyesinde işletilen bir piyasa vardı. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi bünyesinde. Onu devralarak başladı TİH işe. 2015'te kuruldu şirket. 2016'da da fiilen ilk full çalışma senesini doldurmuş oldu. Belki basından takip etmişsinizdir. 2016 yılı sonuçlarına göre de Türkiye'nin en yüksek ciro yapan şirketi olup Tüpraş'tan sonra. Yaptığımız iş temelde şu, bir mevcut elektrik piyasasını biz işletmesini yapıyoruz. Bu ne demek? Fiziki olarak alımı satımı gerçekleşen elektriğin tamamı EPH üzerinden geçiyor. EPH burada merkezi bir karşı taraf olarak işler görüyor ve bütün şirketlerin riskleri ve teminatlarını EPH yönetiyor. Yani bir şirket spot piyasada elektrik satmak istiyorsa yapacağı üretimi EPH'a bildiriyor, oraya daha doğrusu teklif veriyor. Karşılığında gelen alım teklifleri de oluşan fiyat üzerinden işlem gerçekleştiği zaman üretici olan şirket hemen T+1'de parasını EPH'den alıyor. Alıcı olan şirkette EPH'e parasını ödüyor. İşlemlerin gün öncesi piyasası dediğimiz kısmı böyle işliyor. Şimdi elektrik tarafında işlettiğimiz bizim iki piyasa var. Birisi gün öncesi piyasası. Bu zaten önceden beri TİH'in işlettiği piyasayı devraldığımız model. Biz devraldıktan sonra temel bir şey yaptık. TİH bünyesindeyken bunu işlettik bir yazılım, yabancı bir yazılımdı. Kaynak kodlarının kendinde olmayan bir yazılımdı. Biz EPH olarak ilk yaptığımız iş bu yazılımdan kurtulup kendi yazılımımızı yapmak oldu. Şu anda tamamen EPH tarafından hazırlanmış yazılım çalışıyor. 2 yıldır çalışıyor. Şu ana kadar Allah'a şükür bir problemi olmadı. Hemen arkasından EPH kurulur kurulmaz. İlk açtığımız, yaptığımız diğer faaliyette bir içi piyasayı açmak oldu. Gün içi piyasanın da özelliği şu, diğerindeki gibi gün öncesinden planlayamadığınız veya değişen üretim ilgili durumların özellikle yenilenebilir santraller için onları saatlik piyasada 24 saat boyunca istediğiniz zaman alıp satabileceğiniz bir piyasa ortamı açtık.
Bunda da şu anda biraz işlem hacmi var. Henüz beklediğimiz seviyelerde olmasa da gelişmeye çok açık bir piyasa. Hatta diğer piyasadan daha heyecan verici bir piyasa olacak ileride. Bunlar elektrik piyasasında bizim direkt olarak işlettiğimiz bir görevimiz icabı işlettiğimiz piyasalar. Bir de tabii teyi yaşamına yaptığı uzlaştırma işlemleri var. Bu da her ay sonu gerçekten fiziken ne elektrik üretildiğini ne tüketildiğinin faturalandırması süreci de bir üzerinde yapılıyor şu anda. Bu aslında fonksiyon olarak bir yurt dışındaki örnekleri de dahil olmak üzere bir borsanın yapacağı bir işlem gibi değil ama şu anda bunu EPH olarak biz yapıyoruz. Diğer taraftan elbette şöyle bir yapılanmamıza bakarsak bir piyasa işletmeleri ile ilgili bir birimimiz var. Bu bizim ana fonksiyonumuz. Diğer taraftan aslında piyasa tasarımı yapmakla ilgili ve diğer konularda ilgili strateji geliştirme konusunda görev verilmiş bir departmanımız var, strateji iş geliştirme departmanımız. Bir de bütün bunların yapımını sağlayacak bir yazılım departmanımız var. EPH şu anda zaten hem Ar-Ge merkezi oldu, hem de aslında kadrosuna bakarsanız sanırım 160 kişi falan çalışıyor EPH'da. Bunun yarısından fazlası yazılım mühendisi. Yazılım tarafında hem donanım hem yazılım tarafında hem de güvenlik tarafında çok ciddi yatırımımız var. Ve bu konuda Avrupa'daki diğer borsaların gerisindeyiz, bazı konularda ilerisindeyiz. Tabii TİH'den devre aldığımız için yedekleme vesaire, iş devamlılığı, felaket yönetimi gibi konularda eksikleri gidermekle ilk senemiz geçti biraz. Sonuç olarak bu kadar detaya girmeden şunları da söyleyeyim. Şu anda hazırlandığımız ve denemelerine geçeceğimiz doğalgaz piyasası var. Yine spot ve fizik piyasa olarak başlayacak bu. Dengeleme gazının ticareti şu anda şirketler arasında yapılıyor. Bunu daha yapısal bir organize piyasaya çekmek ilgili bir piyasa bu. Şu anda hazır sayıda aslında yazılımımız. Bir takım ufak tefek değişiklikler var. Yılbaşına itibaren testlerine başlayacağız ve gelecek senenin birinci çeyreğinin sonu ya da birinci yarısının sonunda en geç bu piyasanın da devreye girmesini öngörüyoruz. Doğalgaz piyasası da elektrik piyasası gibi aynen önemli bir değişiklik piyasa, fiyatlama vesaire açısından getirmesini beklemek biraz saflık olur ama sonuçta bu işin bir piyasasında olması, arz ve talebin gerçekten karşılaştığı bir noktada oluşan fiyat ve bu oluşan fiyat üzerine de derivatif ürünlerin Borsa İstanbul'da alınıp satılıyor olması, bunun üzerinden belki şirketler arasındaki ilan anlaşmalar üzerinde kontratlar yapılıyor olması, fiziki ya da finansal, bu sonuçta önümüze ileriye baktığımızda bizim serbestleşme ile ilgili duyduğumuz temel mantığın çok da altının boş olmadığını gösteriyor bize. Bu yüzden ümitliyiz aslında. Çünkü serbestleşme, biraz önce Önder Bey'in de söylediğimiz, herhalde 8-10 senedir aynı konuda emek sarf ediyoruz Önder Bey'le. Serbestleşme piyasaların gerçekten sürdürülebildiği için en önemli kavramlardan bir tanesi. Ben o yüzden EPH yaşında bu tarafta ciddi bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunun bir takım altyapılarının oluşması gerekiyor. Burada işin regülasyon tarafını, yasal tarafını ilgilendiriyor. Ama şunu söylemek için artık herhalde önümüz açık diye düşünüyorum. EPDK'dan sonra SPK da artık bu piyasalara bakmak durumunda kaldı bu piyasadan sonra. Zira artık vatandaşların da girip alabileceği elektrik kontratları var piyasada. O yüzden de bizim fiziki piyasada yaptıklarımızın etkisi bir şekilde finansal piyasada gözüküyor ve bu sizlere de açık olan bir piyasada sizlerin bir takım mali durumu etkileyecek değişiklikler yaratabiliyor. O yüzden SPK'nın daha dikkatli bakması gerektiği, daha yakından incelemesi gereken bir piyasa haline geldi bizim elektrik piyasası. Şimdi burada keseyim isterseniz, daha sonra detay almak istediğiniz soru olursa, bana bakarız. Teşekkür ederiz. Mustafa Kavadiye, EPH'i bizlere çok net bir şekilde anlıyor. Demek ki EPH elektrikli enerji piyasalarını doğalgaz ediliyor dedi. Daha etkin, daha şeffaf ve daha güvenilir olmasından önemli katkıları beklenen bir kuruluş EPH.
konuşmamı özetlemek için oldu. Bundan sonraki yıllarda da Türkiye'nin bölgesel enerji ticaret merkezi haline gelmesi için atılacak adımlarda herhalde yaşın öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğini umuyoruz. Şimdi sektörümüzde başka bir STK, yani sizin toplum kuruluşu olan Enerji Ticaret Derneği, yani Mustafa Bey'in daha önce kuruluş olduğu derneği, şimdi başladı olan Sayın Haber Çalışılar Derneği. Haber Bey, 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Koç Üniversitesi'nde MBA yaptı. 2000 yılında profesyonel iş yaşamı Aygaz'da başlayan Haber Çalışır ve 2008 yılında Zorlu Enerji Bünyesi'nde enerji ticareti ve santral optimizasyon yönetiminde yönetim görevlerinde devamlı. Slovenya'nın enerji ticaret şirketi Gen AI Doğu'da ülke müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2013 yılı başında Gama grubuna katılıyor ve Gama Enerji Bünyesi'nde sırasıyla enerji satış direktörü, enerji ticaretinden sorumlu genel müdür yardımcısı görevlerinde tutulan çalışır. 2017 yılında Eylül ayında itibariyle Gama Enerji genel müdürlüğünü tutmuş. Yani step step çıkmış. Şimdi Sayın Çalışır'a verdiği vereceği önemli bilgiler olacaktır mutlaka bize. Söz vermek istiyorum. Bakalım Sayın Çalışır'dan herhalde piyasa ilgili şeyler söyleyecek, ticaret piyasası ilgili. Teşekkür ediyorum Öner abi. Tabii hemen yanında Enerji Ticaret Derneği'nin kurucu başkanı olduğu için çok da fazla söze detay vererek değil de günümüzdeki koşullara nasıl geldiğimizle biraz başlamak istiyorum. Enerji Ticaret Derneği 2010 yılında esasında enerji ticaretinde hem perakende, yani son kullanıcı enerji ticareti yapanlar, hem de toptan elektrik satanlar bünyesinde kurdu. Bu ile toptan enerji ticareti dediğimiz zaman esasında sadece üreticiler arasında değil, ticaret yapan firmalar arasında veya uluslararası piyasalarda Avrupa piyasasından enerji alıp satan kuruluşların bir araya gelip oluşturduğu bir dernek yapısı vardı. O zamanki amacımız daha fazla enerji ticaretinin ne kadar önemli olduğunu Türkiye'ye aktarmaktı. Türkiye'nin özellikle yapışık devlet santrallarıyla başlayan özelleştirme ve liberalleşme süreciyle birlikte bugün geldiği noktada çok hızlı büyümesinin arkasında ileriye doğru nasıl hamleler yapacağını çok iyi anlatmamız gerekiyordu. Çünkü Türkiye'deki ve dünyadaki enerji değer zincirine baktığımız zaman 5 ana koldan oluşuyor. Üretimle başlayan, iletimle yaygınlaştırılan, dağıtımla son noktaya ulaştırılan, toptanla ticareti yapılan ve perakendeyle de son kullanıcı, yani nihai noktaya ulaşan bir değer zincirinden bahsediyoruz. Biz Enerji Ticaret Derneği kurulduğu zamanki ana amacımız bu 5 halkanın birbiriyle en sağlıklı şekilde çalışmasının sağlanması ve geleceğe doğru, ileriye doğru baktığımız zaman ileri piyasa yapılarında enerji ticaretinin en önemli ve bu halkalar arasında bağlayıcı rol oynamasıydı. Biz 2010 yılında Enerji Ticaret Derneği kurulduğu zaman baktığımızda Avrupa'da özellikle bir enerji üretiminden son tüketiciye gidene kadar gerek fiziki gerekse finansal piyasalarda farklı ürünler bazında 7 defa veya 8 defa evlendiğini, yani bir üretimin gerçekleşmesine gelmeden evvel neredeyse 2 yıl öncesinden ticaretin yapıldığını görüyorduk. O günlerde bakıldığı zaman özellikle 200 terawattları gördüğümüz zamanki değerlerde enerji ticaretinde daha bu churn rate dediğimiz emleme oranı enerjiyi 1.2'ler düzeyindeydi. Tamamen amaç esasında bu oranı daha yukarı çıkartarak hem üreticinin kendini daha iyi planlamasını yapmasını hem de tüketiciye servis sağlayan şirketlerin bunda kendi pozisyonlarını daha net alması, gerektiği zaman pozisyonlarını çok rahatlıkla değerlendirmesi veya değiştirmesi ama son noktada da bütçesine veya yapısına uygun olarak bunu nihayetlendirmesi vardı. Sonrasında Türkiye'deki enerji piyasalarının gelişimine baktığımız zaman özellikle özelleştirme süreciyle beraber Türkiye'de üretim tarafının biraz daha fazla neredeyse %50'yi aşan oranlardaki devlet ve devlet
haricindeki özel sektör bağıntısının ilk özelleştirmelerle bugün %75'ler seviyesinde neredeyse dayandığını görüyoruz. Aynı şekilde dağıtım ve perakende sektörünün özelleştirmesiyle %100'e varan bir özelleştirmeyle kamu kurumu yönetim mantığından daha hizmet odaklı ve aynı zamanda da sürekli karlılığı, yüksek karlılık değil, sürdürülebilir karlılığı düşünen yapılara gidiyoruz. Tabii bu tamamen esasında pozisyon alma veya enerjiyi doğru zamanda doğru değerlendirme ile alakalı. Enerji Ticaret Derneği olarak da esasında ilk başladığımız yapıdan bugüne kadar gelirken biz de bu değişimin en büyük öncülerinden biri olmak istedik. Enerji Ticaret Derneği'nde sadece perakendeciler varken günümüz itibariyle görevli tedarik şirketleri, üretici şirketler, sadece enerji ticareti yapanlar ya da danışmanların da dahil olduğu, kısacası değer zincirinin iletim dışındaki bütün halkalarının yer aldığı ve sorunların ortak düşünüldüğü bir platform haline getirdik. Enerji Ticaret Derneği'nde son 3 yılda yapılan çalışmalara bakıldığı zaman Türkiye'deki enerji piyasalarının gelişimi ve geleceğe ulaşması ile ilgili 5'te 5 çalışması herhalde bu çalışmaların en büyük adımlarından bir tanesiydi. Neredeyiz, nereye gidiyoruz ve nereye gitmeliyiz'i hem kamu paydaşlarıyla hem de özel sektörle paylaştık. Geçen sene de gerek Türkiye'de gerekse dünyada yaşanan birçok krizin üst üste gelmesi, bunlara enerji krizi, fiyat artışları veya kur artışları da dahil olmak üzere enerji sektörüne vurduğu darbeyi en iyi şekilde izah edebilmek için çalıştaylarla EPDK, EPİAŞ, TİAŞ, TETAŞ ve diğer kurumlarla veya bakanlıkla en iyi şekilde birebir tartışma fırsatı bulduk. Bu tartışmaların çok güzel çıktıları oldu. Enerji Ticaret Derneği'nin veya EYDÜ'nün beraber yaptığı birkaç çalışmanın bugün esasında sonucuna ulaşmak üzereyiz. Daha önce sadece kamunun karar verip uyguladığı konular bugün tartışılabilir, kamuya yön verilebilir veya kamunun kararları içimizde daha sindirilebilir hale geldi. Bunu enerji ticaretini sadece elektrik ticareti olarak da bakmıyoruz. Bugün günümüze bakıldığında özellikle son dönemde enerjide Türkiye'de üretimin %50'lerden %45'lere kadar inse de hala en büyük oyuncusu doğalgaz. Doğalgaz santrallerinin konumu ve doğalgaz santrallerine birincil yakıtı sağlayan doğalgaz piyasasının durumu da Enerji Ticaret Derneği'nin bugün en büyük önem verdiği 3 konudan bir tanesi haline geldi. Buna da sınırlı kalmayıp kömür piyasaları ve kömür piyasalarının enerji piyasalarının etkisiyle ilgili de analizleri yapıyoruz. Enerji Ticaret Derneği olarak önümüzdeki dönemde neler yapmak istediğimizi kısaca özetleyecek olursak bu sefer geçen sene bilgilendirme toplantıları yapmıştık. Bu sene de proje bazlı ithalat ihracatın ne kadar önemli olduğu ve bunun etkilerinin neler olabileceği, doğalgaz piyasasının serbestleşmesinin bize neler getireceği ve perakende sektöründe özellikle son dönemde yaşanan sıkıntıların diğer bütün değer zinciri halkalarına nasıl yansımaları olacağıyla ilgili birer proje yapıp bunları paylaşmayı planlıyoruz. Sadece günümüzde değil, biz biraz da gelecekle de ilgileniyoruz. Gelecekle ilgili olarak özellikle bu beşli saydığım değer zincirinde artık yeni kavramlar söz konusu. Bugün bakıldığı zaman elektrikli araçlardan tutun yerinde üretim tüketim yani pro consumer dediğimiz kavram ve buna ek olarak da artık her şeyin elektrikleşmesi, electrification dediğimiz bir kavram da söz konusu. Bu da hem enerji ticareti açısından hem de enerjinin yönetimi açısından bizlere çok önem taşıyor. Bu seneki en önemli konularda tartışacağımız konulardan bir tanesi de bu olacak. Ben kısaca enerji ticareti hakkında bu kadar bilgi verip daha sonra tekrar devam edeyim. Peki. Sayın Ömer Çalışır'a çok teşekkür ediyoruz. Sektörümüzde yapılması gereken, olması gerekenleri Enerji Ticaret Derneği açısından bakarak gayet güzel özetledi. Bu doğalgaz konusu aslında çok önemli. Buna ben %100 katılıyorum ve de bir serzenişte bulunmak istiyorum. Ne yazık ki yaklaşık 10 yıldır her panelde biz bu doğalgazın özelleştirilmesini hep konuşuruz. Çünkü biz bu piyasaların liberalleştirilmesine başlanırken sözüm ona 2015 yılına kadar BOTAŞ ithalattaki payını %20'ye indirecekti. Yani planlama böyleydi.
Ve bu, buna göre de doğalgazda da rekabetçi bir piyasa oluşacaktı. Ancak tekelci yapının halen devam etmesi elektrik piyasasını da maalesef olumsuz etkiliyor. Umarız yakın gelecekte doğalgazda gün öncesi piyasasının kurulması gibi adımlar atılabilir. Bu kapasite mekanizması gelecek şimdi devreye. Esas önemli konulardan bir tanesi bu. Çünkü santralların büyük bir kısmı maalesef zaman zaman çalışabilir olmaktan ayrı tutuluyor. Çünkü piyasanın şartları ona müsaade etmiyor. Ama Tamer Bey'e bir sonraki şeyde sözde özellikle bu son kaynak tedarik tarifesine geçilmesi konusunda bir söz vermek istiyorum. Çünkü güncel bir konu bu. Sanayiciyi çok ilgilendiren bir konu. Şimdi bu kapasite mekanizması önemli olduğunu söylemiştim. Şimdi Sayın Korkut Öztürkmen'e söz vermek istiyorum. Bu konuda son derece bilgili bir arkadaşımız. Bu kapasite mekanizması nedir diye bütün arkadaşlarımız merak ediyordur. Bu fevkalade önemli bir konu. Şimdi kendisi onu bize izah edecektir. Sayın Öztürkmen 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamış. Üniversite sonrası Koç Holding Stratejik Planlama Bölümünde enerji sektöründe iş geliştirme alanında görev yapmaya başlamış. Bu arada Koç Üniversitesi'nde de MBA programına katılmış ve bitirmiş. Koç grubu bünyesinde çeşitli uluslararası şirketleriyle geliştirilen elektrik üretim, dağıtım, toptan satış, doğalgaz, petrol ürünleri dağıtım ile ilgili farklı projelerde ve farklı pozisyonlarda çalışmış. 2007 yılında ülke müdürü olarak OMV Gaz ve Enerji Profesyonel Yaşamı, Gaz ve Enerji'de profesyonel yaşamını sürdüren Sayın Öztürkmen, 2008 yılı sonundan bu yana OMV'nin Türkiye enerji alanındaki faaliyetlerinden sorumlu genel müdürü olarak görev yapıyor. Öztürkmen ayrıca OMV'nin %100 iştiraki olan ve Samsun'da 870 MW elektrik kapasiteli bir doğalgaz çevrim santralının da hem inşa eden hem de halen genel müdürlüğü görevini sürdürüyor. Korkut Bey'in ayrıca bir görevi daha var. Elektrik Üreticileri Derneği'nde de yönetim kurulu üyesidir. Sayın Öztürkmen bize kapasite mekanizması ile ilgili herhalde bir sunum yapacak. Sayın, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu kapasite mekanizması nedir? Nasıl çalışır? Hangi ülkelerde nasıl uygulanmaktadır? Bizim ülkemizde niye ihtiyaç vardır? Bunları bir dinleyelim bakalım. Konuşmacı arkadaşlarım da dikkat çektiği üzere 2001 yılından itibaren Türkiye'de enerji piyasası, özellikle elektrik piyasası bir serbestleşme sürecine girdi. Enerji piyasası kanunuyla beraber. Mustafa Bey de anlattı. Önce piyasa mali uzlaştırma sistemi gündemdeyken şimdi bu görevi EPİAŞ hakkıyla üstlenmekte. Elektrik piyasasında şu anda geldiğimiz noktada Avrupa'daki, Amerika'daki gelişmiş piyasalara çok yakın, hatta bazılarından çok ileride bir altyapımız söz konusu. Şu anda özel santraller, piyasaya katılım gösteren özel santraller günlük ve saatlik olarak gün öncesinde arz ve talebe göre teklif veriyorlar. Yani yarın şu kadar tüketim var ise ben şu saatlerde şu fiyata şu kadar elektrik üretebilirim diye teklif veriyorlar. EPİAŞ bunu bir optimizasyon modelinde dengeliyor ve oluşan fiyata göre santrallere bir sonraki günün üretim planını dağıtıyor. Aynı zamanda gün içerisinde de, çünkü gerçek arz ve talep her zaman planlanana birebir uymuyor tabii ki. Ve gün içerisinde de bir talep yükselmesi, azalması veya üretim
sıkıntısı olduğu takdirde de yine yük tevzi merkezi üzerinden gün içi piyasası, dengeleme piyasası kanalıyla santrallere bir takım talimatlar veriliyor. Yük alt talimatı, yük alt talimatı gibi. Böylelikle de aslında kağıt üzerinde baktığımızda veyahut da işte yazılım olarak altyapısına baktığımızda, prosedürlere baktığımızda tam anlamıyla serbestleşmiş bir piyasadan yapı olarak söz edebiliriz. Ama gel gelelim, bu böyle işliyor mu? Ne yazık ki özellikle son sesim şimdi böyle daha iyi çıkıyor. Özellikle son 3-4 yıldır her ne kadar sistem, altyapı olarak çok iyi şekilde kurulmuş ve işlemekteydiyse işlemesine rağmen ne yazık ki elektrik üretim portföyünün hala belli ölçülerde devlet tekelinde olması, özellikle yapıştet devlet santralleri kanalıyla, diğer taraftan bu alınan elektriğin, TETAŞ tarafından alınan elektriğin piyasaya değil de TEDAŞ'lara yani dağıtım şirketlerine satılıyor olması sistemi tam anlamıyla optimum olarak işlemesine engel olmakta. Bu da ne yazık ki yeni yapılmış yatırımların, çalışmakta olan yeni yapılmış yatırımların doğru yatırım sinyaliyle, yani fiyat anlamında söylüyorum, çalışmasının önünde büyük bir engel. Özellikle bu son 2-3 yılda 10 bin megawatt kadar yüksek kapasiteli, yeni teknolojili doğal gaz santralleri yapıldı Türkiye'de. Bunlar şu anda işlemekte. Fakat bunlar arz dengesine destek vermelerine rağmen, full emre amade olmalarına rağmen ne yazık ki oluşan fiyatlardan sabit giderlerini bile karşılamaktan uzak bir şekilde dezavantajlı duruma düşmüş durumdalardı. Ve bunların artık sistemden çıkıp çıkmama kararını vermesi söz konusuydı. Bu senenin ortasına kadar durum böyle oldu ne yazık ki. Dolayısıyla biz de Elektrik Üreticileri Derneği olarak bu 10 bin megawatt öncelikli olarak verimli, yüksek kapasiteli ve esnek doğalgaz santralinin, özel sektörün elinde bulunan doğalgaz santralinin ayakta kalması ve Türkiye'nin enerji arz güvenliğine hizmet edebilmesi için ne yapılabilir diye düşünmeye başladık. Ve 2 yıl önce benzer ülkelerde, özellikle İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa'nın bazı ülkelerinde yürürlükte olan arz güvenliğini ileriye dönük garanti altına alan kapasite mekanizması uygulaması acaba bizim ülkemiz için de geçerli bir çözüm olabilir mi diye kafa yormaya başladık. Bununla ilgili bir çalışma grubu kurduk. Ve bu çalışma grubu yaklaşık 2 sene boyunca diğer gelişmiş ülkeleri inceledi. Türkiye gerçeklerine baktı ve burada bir takım simülasyon çalışmaları yaptı. Ve bir taslak mekanizma ile Enerji Bakanlığı'na, TEİYAŞ'a ve EPDK'ya bir öneride bulunduk. Aslında bu öneri geçen senenin sonunda hazırdı. Fakat Enerji Bakanlığı bu önerinin üzerinde çalışıp bir sene daha simülasyon yapıp gerçekleri görmek istedi. Bu çalışmalar da bu yıl boyunca yapıldı, bir sonuca ulaştı ve 2 ay önce bununla ilgili taslak bir yönetmelik yayınlandı. Beklentimiz yıl sonuna kadar, önümüzde çok fazla bir süre kalmadı, bir ay içerisinde bu mekanizmanın tarife bileşenleriyle beraber sonuçlandırılması ve ilan edilmesi. Dolayısıyla Türkiye'nin ileriye dönük özellikle elektrikte arz güvenliğinin garanti altına alınmasının sağlanmasıdır. Şimdi doğalgaz santrallerine veyahut da şu anda üretim portföyümüzde bulunan tesislere ileriye dönük neden ihtiyacımız var ve neden aslında kapasite mekanizmasına ihtiyaç duyuldu sorularını cevaplamak gerekirse, öncelikli olarak yenilenebilir enerjinin
payından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere son 3-4 yılda Türkiye büyük bir atılım yaptı. Rüzgar, hidroelektrik ve şimdi de yavaş yavaş güneş de başladı. Çok hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjinin payı artmaktadır. Ve ileriye dönük 2025-2030 hedeflerinde de tabii barajlı hidroelektrikleri de sayıyorum burada. %45'in üstünde bir yenilenebilir enerji pay hedefimiz var. Burada tabii artan yenilenebilir enerjiyle oluşacak dengesiz ve kararsız bir üretim söz konusu. Barajları bir tarafa bırakırsak özellikle nehir tipi, rüzgar, nehir tipi hidroelektrikler, rüzgar ve güneş santralleri biliyorsunuz depolama olmadığı için kararsız bir üretim görünüme sahip. Dolayısıyla rüzgar durduğunda veya geceliğin güneş olmadığında bu üretimin yerini hızlı bir şekilde alacak yegane teknoloji esnek, büyük ve verimli doğalgaz santralleri. Dolayısıyla yenilenebilir enerjinin payı arttıkça ister istemez bugün düşük kapasite faktörleriyle ihtiyacımız olduğu doğalgaz santralleri ileride daha yüksek kapasite faktörleriyle piyasada ve arz güvenliğinde büyük pay sahibi olacaklar. Dolayısıyla bu santralleri ileriye taşımak zorunda Türkiye. İkinci problem ise biraz önce anlatmaya çalıştım. Her ne kadar EPİAŞ altyapı olarak, prosedür olarak, optimizasyon olarak istendiği şekilde uluslararası pazarlara benzer şekilde çalışmakta ise de dünyada ve Türkiye'de merit order sistemi diye bir sistem uygulanıyor. Bu merit order sisteminde belli bir saatte santraller o anki tüketim ihtiyacını karşılamak üzere marjinal maliyetlerine bakılarak sıraya giriyorlar ve devreye alınıyorlar. Marjinal maliyet deyince burada sadece üretim, değişken üretim maliyetinden bahsediyorum. Tabii takdir edersiniz özellikle rüzgar, hidro gibi kaynaklarda değişken maliyet neredeyse sıfıra yakın, çok düşük. Dolayısıyla onlar fiyat ne olursa olsun zaten en düşük teklif vereceklerdir ve çalışacaklardır. Eğer rüzgar ve su ve güneş varsa. Daha sonra kömürler. Fakat doğalgaz santralleri, doğalgaz esas büyük değişken maliyet olduğu için aralarında değişken maliyeti en yüksek olan santraller doğalgaz santralleri olacaktır. Ve onlar da fiyatı belirleyen santraller olacaktır. Dolayısıyla fiyat sadece değişken maliyete göre belirlendiğinde doğalgaz santralleri çalışsa bile yatırım maliyetleri veyahut da sabit maliyetlerini karşılayamayacak bir fiyat söz konusu olabilir. Bu fiyatla bu santrallerin ayakta durması mümkün değil. Çünkü bunların yüksek kredi maliyetleri var, faiz maliyetleri var, sabit giderleri var, işletme bakım giderleri var, sabit olanlardan bahsediyorum. Bunların da bir şekilde karşılanması lazım. Ama ne yazık ki mevcut sistemimizde özellikle bir de arz fazlasından bahsediyor isek, geçici de olsa, fiyatlar sadece merit order'a göre gerçekleşirse, o zaman bu santrallerin finansal olarak ayakta durması büyük tehlike altına giriyor. Nitekim bu son 3 yılda yaşadığımız durum budur. Bundan dolayı sistemin bugün ve gelecekte ihtiyacı olan bu yaklaşık 10 bin megawatt doğalgaz santrali ayakta tutabilmek için iki seçeneğimiz var. Ya elektrik fiyatlarının piyasada merit order'dan farklı bir sistemde belirlenmesini sağlamak, yani bir takım sabit maliyetlerin ve yatırım maliyetlerin de bu fiyat oluşumuna girmesini sağlamak ya da tek seçenek kalıyor, ilave destek mekanizmaları oluşturmak. İlave destek mekanizması da burada kapasite mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Evet, biraz önce kısaca sözünü etmiştim. Biz Elektrik Üreticileri Derneği olarak kapasite mekanizması çalışmasına Nisan 2016'da bir fikir olarak başladık. Önce bu fikir naçizane benden çıktı. Ben bu fikri çeşitli arkadaşlarla paylaştığımda bunun olamayacağı, devlet katında kabul görmeyeceği çok zor bir model olduğundan bahsedildi. Fakat ben OMV'nin içinde kendi şirketimde de bunu EÜT'te paylaşmadan önce bir çalışmasını yapmıştım. Ne yazık ki OMV yönetim kurulunda da pek kabul görmedi bu çalışmanın desteklenmesi. Ama
bıkmadan usanmadan Önder Bey'in de katkılarıyla bir çalışma grubu kurduk ve bütün doğalgaz santrallerini bir araya getirdik, yöneticilerini ve çalışanlarını, ve bir takım çalışmalar yapmaya başladık. Diğer ülkelere baktık. TİH ve EPDK ile çalıştaylar düzenledik. Özellikle 2016 yılında TİH'da yaptığımız çalıştay sırasında fark ettik ki TİH'da biz de çok farklı düşünmüyor. Bizden çok farklı düşünmüyor. Onlar da bir iç rapor hazırlamışlar. Ve Enerji Bakanlığı'na sunmuşlar bu raporu. Ve bu raporda diyor ki Türkiye'nin yani generation mixinde ileriye dönük üretim karışımında her ne kadar yenilenebilir hedefi de olsa, lignit hedefi de olsa, nükleer de olsa bu payın içerisinde doğalgaz santrallerine %100 ihtiyacı vardır diye bir sonuç çıkıyor. Tabii bunun oranı belki bugünler gibi %40'lar, %44'ler olmayacak ama %25'lere kadar inebilecek, ama her halükarda üretim portföyünde dörtte bir kadar Türkiye'nin doğalgaz santrallerine, esnek üretime, verimli üretime ihtiyacı olduğunu TİH'de ortaya koymuş. Sonra biz bir teklif hazırladık ve 2017 Ocak-Ağustos döneminde bu teklifte hem bir taslak yönetmelik vardı, hem de nasıl bir mekanizma olsun ki bu mekanizma hem destek versin arz güvenliğine, ama aynı zamanda da EPH'de oluşan elektrik fiyatlarını olumsuz etkilemesin. Yani yine fiyatlar arz talebe göre oluşsun, beni doğrudura göre oluşsun. Fakat bu kapasite mekanizmasını hak eden kuruluşlarda, üretim santralleri de sadece finansal sürdürülebilirlik anlamında bu ilave katkıya sahip olsun. Dolayısıyla şimdi birazdan detayına geleceğim. Tam da böyle bir çözüm bulduk ve bu çözümü bakanlığa sunduk. Geriye gitmiyor bu herhalde. Gidiyor mu? Tamam. Şimdi şu anda bir taslak var. Bu taslakta eğer yürürlüğe konulursa önümüzdeki işte bir ay içerisinde göreceğiz. Öngörülen kapasite mekanizması santrallerin emramadeliğine karşılık bir spark spread garanti ediyor. Yani bir brüt kar marjı garanti ediyor. Elektrik fiyatıyla değişken yakıt maliyeti arasında. Tabii biz bu çalışmayı her ne kadar doğalgaz santralleri için başlatmış olsak da Enerji Bakanlığı'yla yaptığımız çalışmalarda tabii biraz daha bu genişledi ve yerli kömür bu sistemin içine girdi. İthal kömürde şu anda tartışılıyor, son durum nedir tam bilmiyorum ama yerli kömür kullandığı nispette bu sistemden yararlanabilecek. Büyüklük olarak ithal kömür için veya doğalgaz için, yani yabancı dış kaynaklı ham madde kullanan santraller için 100 megawattın altında olan santraller, yerli kömür için de 50 megawattın altında olan santraller bu sistemden yararlanamayacaklar. Yap işlet devret santralleri bu sistemden yararlanamayacaklar çünkü onlar zaten destekleniyorlar. Daha önce özelleştirilmiş olan bazı santraller bu sistemin dışında kalacak. Yeklemden faydalanan santraller yine bu sistemin dışında kalacak. Yani burada aslında fikir şu idi: herhangi bir başka destekten yararlanmayan santraller, arz güvenliği için gerekli olan santraller bu sistemden yararlansındı. Dolayısıyla buna uygun olarak bir uygunluk kriter çizelgesi var. Yabancı kaynak için, ithal kömür ve doğalgaz için 10 yaşından küçük olan santraller, yani geçici kabulünden itibaren ilk 10 yılda bu sistemden yararlanabilecek. Yerli kaynaklar için ise 50 yıl, geçici kabulden itibaren 50 yıl boyunca bu sistemden yararlanabilecek. Ve
yıllık tarife her sene EPDK tarafından o senenin ihtiyaçlarına göre. Çünkü elektrik fiyatı eğer uygun bir şekilde oluşmuş ise bu santrallerin tabii ki desteğe ihtiyacı olmayacak. Destek nispetinde her sene tarife EPDK tarafından yeniden belirlenebilecek. Finansman olarak da TEİYAŞ'ın sistem kullanım bedelleri kullanılacak. Yani sistem kullanım bedelleri üzerinden bütün üreticilerden ve tüketicilerden yaratılacak kaynak belirli santrallere, seçilmiş santrallere destek olarak verilecek. Ödemeler emramade kapasiteye göre yapılacak. Yani santraller çalışmasa dahi eğer emramade ise belli bir belirlenmiş brüt marja sahip olacak. Ödemeler her çeyrek sonunda yapılacak ve bütçede herhangi bir açık oluşursa da ilk önce yerli yakıtlara yani yerli kömüre öncelik verilecek. Bütçede yer kalmazsa doğalgaz ve ithal kömür buradan pay alamayacak. Demin anlattığım gibi kapasite mekanizması serbest piyasa oluşumu olumsuz yaratmayacak. Çünkü kapasite ödemeleri saatlik elektrik fiyatlarına göre teker teker hesaplanacak. Eğer sistemdeki fiyat marjinal maliyetten düşükse, yani diyelim ki bir doğalgaz santralinin marjinal maliyeti megawatt saat başına 140 lira. Eğer serbest piyasada fiyat 130 lira çıktıysa o santral çalışamayacak tabii ki. Ama emramade ise o zaman belirlenen sabit kapasite bedeli full olarak ödenecek. Örneğin 25 lira belirlenmişse megawatt saat başına, eğer marjinal maliyetin altında bir elektrik fiyatı oluşmuşsa o gün için bu kapasite bedelini full olarak bu santral alacak. Diyelim ki fiyat 150 lira oluştu. Bu demektir ki santral çalışıyor ama sadece 10 lira kazanabiliyor marjinal maliyetin üzerine. Kapasite bedeli de 25 lira olduğu için 25 lira eksi 10 lira, 15 lira ilave 25 liraya tamamlamak üzere brüt karı bu aradaki farkı alacak. Eğer elektrik fiyatı diyelim ki yine 25 lira örneğinden gidersem 140 artı 25 165 liranın üzerinde çıkmışsa 170 liraysa bu mekanizma hiçbir para ödemeyecek. Çünkü zaten 25 lira üstünü o santral piyasadan almış olacak. Bu da biraz önce anlattığım şeyin şematik gösterimi. Marjinal maliyet çok önemli. Bunu açıklanmasını bekliyoruz EPDK tarafından. Her santral için ayrı ayrı açıklanacak. Yani her santral tipi için. Yine aradaki o X olan tarife yine her santral tipi için ayrı ayrı açıklanacak. Bu doğalgaz santralleri için 25 lira olabilir. Lignit santralleri için 50 lira olabilir. Örneğin atıyorum. İthal kömürü için 15 lira olabilir. Ve tabii sistem fiyatlarının olası etkisi de sistem kullanım bedellerinin ilan edilmesiyle ortaya çıkacak. Gelecek hafta sanıyorum mecliste Enerji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri var. Büyük ihtimalle bu bütçe görüşmeleri sırasında gelecek sene TEİYAŞ'ın uygulayacağı sistem kullanım bedelleri de ortaya çıkacağından bu ilave yükün ne kadar olacağı ve ne kadarı piyasaya yansıyacağı konusunda bir fikrimiz olacak. Benim kapasite mekanizması ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra sorunuz olursa veya başka konularda devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Korkut Bey'e. Gerçekten çok aydınlatıcı bir sunum yaptı bize. Aslında kendisinde bahsettiği gibi biz bu işe 2016 yılından bu yana ciddi bir emek verdik. Bu kapasite mekanizması 10 bin megawattlık bir santral şeyinin grubunun Türkiye'den çıkması söz konusuydu. Gördüğünüz gibi bunlar ihtiyaç hasıl olan mekanizmalar. Yani bu tür santralları yaşatmak lazım.
Bu santrallar devre dışı kaldığı takdirde gerek arz güvenliğimiz, gerekse de iletim sistem güvenliğimiz ciddi biçimde zaafa uğrayabilir diye düşünüyorduk biz ve bunu engelleyecek tedbirleri de ivedilikle hayata geçirmek için Enerji Bakanlığı'nı epeyce biz bir şey yaptık. Neticede tasarlanan modelde büyük ölçüde yerli lignit santrallarımız da faydalanmış olacaklar. Onlardan arta kalan miktardaki verimli doğalgaz santrallarımıza aktarılacak. Bu mekanizmayı bir teşvik gibi değil, kritik santrallarımızın geleceği gibi görmek lazım. Yani geleceği gibi değerlendirmek lazım. Zaten bu 2-3 yıllık bir dönemin ardından bu santralların piyasa şartlarında yeniden rekabet edilir hale gelmelerini bekliyoruz. Dolayısıyla 2-3 yıllık bir can suyu diye değerlendiriyoruz biz bunu. Şimdi ben tekrar Tamer Bey'e sözü vermek istiyorum. Özellikle tarifeler ile ilgili ne düşünüyoruz? Son kaynak tedarik tarifesine geçilmesi planlanıyor. Şu sıralarda sanayiciyi çok ilgilendiriyor. Sanayici endişe altında. Acaba işte fiyatlar yükselecek mi, maliyetlerimiz ne olacak falan diye. Hem de bir ikinci sorum da yine Tamer Bey'e bu kapasite mekanizması ile ilgili, onun da bir takım söyleyecekleri vardır. Buyurun Tamer Bey. Teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak son kaynak tarifesi ile ilgili bir bilgi vererek başlamak istiyorum. Şu anda Türkiye'de son kaynak tarifesi değil, regüle tarife mekanizmasıyla hem serbest olan hem de serbest olmayan tüketicilerin kullanabildiği bir sınır olarak belirlenen tarife söz konusu. Bu tarifenin komponentleri elektrik enerjisi birim fiyatı ve üzerine dağıtım ve iletim bedellerinin eklenmesi, üstüne de devletin almış olduğu kararlar ve kanunlar çerçevesinde TET payı, belediye tüketim vergisi ve enerji fonunun alınmasıyla oluşan bir tarife mekanizması söz konusu. Son kaynak tarifesi neden bu kadar önemli diye baktığımız zaman, özellikle Korkut Bey'in de bahsettiği gibi, maliyetlerin arttığı bir yapıda tarifelerin artmaması, yani enerji fiyatının maliyetlerle aynı şekilde hareket etmemesi nedeniyle özellikle üretim tarafında veya dağıtım hizmetinin sağlanması anlamında yaşanan maliyet farkları sürdürülebilir ve devam ettirilebilir politikaları özel sektör tarafında karşılanamaması anlamına geliyor. Bir sadece yakıt bazında baktığımızda, Korkut Bey'in şemasında da vardı, ithal kömür ve sonrasında doğalgaz şu anda enerji fiyatını belirlerken, özellikle son dönemde doğalgazın aynı fiyatta kalması, ithal kömür fiyatının ve döviz kurunun artmasıyla grafikte yer değiştirmeler bile söz konusu olmakta ve üretim maliyeti tamamen farklı bir noktaya gidebilmekte. Tabii üretim maliyetiyle beraber enerji fiyatındaki değişiklik, üzerine eklenen diğer kalemler, yenilenebilir enerjiyi destekleme fonunun mekanizmasının tahsilat mekanizmasındaki enerji tarafına, özellikle ticaret tarafına yapılan etkisi de eklendiği zaman, bugün tarife maliyetleri karşılayabilir çerçevede değil. Üretim santrallerini sadece özel sektör olarak bakmayıp devlet elindeki uzun zamandan beri üretim yapan santrallere de bakıldığında, belki onların ham madde ihtiyacı, hidroelektrik santrallardan bahsediyorum, ham madde ihtiyacı yok gibi bir durumda, ama portföyün yönetimi anlamında bakıldığı zaman bunları sıfır değerli olarak alamadığımız için de bir maliyetin yükselmesi söz konusu. Bu maliyetlerin hepsi toplandığında tarife üzerindeki denge, tarifenin belli bir yerde tutulmasıyla ancak belli bir yere kadar devam ettirilebilir görünüyor. Sadece üst limitin sınırlanmasıyla ve aşağıdan gelen baskının artmasıyla bu sefer zararların oluşması veya tarifeye göre farkların oluşmasına neden oluyor. Biz peki neden son kaynak tarifesini bu kadar destekliyoruz? Son kaynak tarifesi esasında limitlerin kalktığı bir tarife. Evet, belki limitlerin çok üstte konumlandırdığı rakam olarak tarife değerinin %30 belki %40 üzerinde bir yere konumlandırdığı nokta, ama burada farklı bir şey de oluşturuyor.
bir ilişkinin veya bir karşılıklı ticari ilişkinin sürdürülebilir olması için kazan kazan ilkesinin her zaman ortada oluyor olması lazım. Sadece enerji ticari şirketlerinin kazanç sağladığı bir durum kesinlikle sürdürülebilir değil. Bunların uzun vadeli karşılıklı olarak kazan kazan ilkesinin sürdürülebilir olduğunu gözükmemiz lazım. Tarife yapısına bakıldığı zaman özellikle 2015 ve 16'nın belli bir kısmında düşük enerji fiyatları nedeniyle üretim veya tam tersi ticari şirketlerinin aldıkları pozisyonlarla elde ettikleri avantajlar zaten sanayi dahil olmak üzere biz konut tüketicilerine de belli aşamalarda avantaj olarak verildi. Kısa bir hesaplama yaptım konunun buraya geleceğini düşünerek. Sadece aylık olarak sanayiye sağlanan avantaj tarifeden yaklaşık 20 milyon dolar civarındaydı. Bu da tamamen dağıtım şirketleri dışında kalan özel sektör tarafından sağlanan ve küçük sanayi, organize ticaret bölgelerine değil, sadece küçük sanayiye sağlanan bir avantajdı. Bugün konuştuğumuz konu tarifelerin değişmesiyle farkın yaratılması sadece ticaretin karşılıklı olarak belli bir noktada anlaşılabilme etkisini yaratacak bir konu. 2016'da yaşanan bu fiyat düşüşüyle beraber sağlanan avantaj verilirken tam tersi 2016 yılı sonunda çok soğuk hava koşulları ve BOTAŞ'ın aldığı kararlar neticesinde doğal gaz santrallerindeki doğal gazın kesilmesi ve sonrasında riskli oluşan yapıdan kaynaklı enerji fiyatlarının aşırı yükselmesinden sonra ticaretin tersine dönmesi ve ticaret yapan şirketlerini zarar ederek portföyünden müşteri çıkarması, müşterilerin de anlık olarak bütçelerinin dışındaki bir pozisyona maruz kalmalarının neden oldu. Günün sonunda artan fiyatlara karşı ticaretin dengelerinin gözetildiği yerde alınan kararlar gene sanayicinin esasında zararına veya öngöremediği giderlere neden oldu. Bu durum tabii sürdürülebilir değil ve bu sürdürülebilir olmayan durumun etkileri de 2017 yılında başında sadece 15 tane ticaret yapan şirketin ve büyük ölçekli ticaret yapan şirketin bu sektörden çıkma kararı almasıyla sonuçlandı. Neden bunları söylüyoruz? Çünkü bu yeni sistemle, farklı yaratılacak sistemle esasında tavan fiyat belki yukarı çekilerek fiyatın artışı görünüyor olsa da gerçekte hiçbir zaman böyle olmayacaktır. Hiçbir zaman yüksek kâr marjları zaten piyasada devam edilebilir bir durum değildir. Her zaman rekabet servis ve fiyatta en avantajlının müşterinin avantajına sunulmasıyla sonuçlanacak. Bunun özellikle diğer sektörlerdeki örneklerine baktığımızda 2005 döneminde LPG sektöründe, 2002-2008 döneminde akaryakıt sektörüne bakıldığında serbest fiyat uygulamasına geçildiği zaman hiçbir zaman fiyatlar tavan fiyatı yakalamamış, aksine en alt seviyeleri yakalamış ve orada da karşılıklı olarak değişken fiyat yapısıyla sürdürülebilir bir ilişkinin kurulması sağlanmıştır. Fiyatları her ne zamanki siz en alt seviyede tutmaya başladığınız zaman orada esasında riskin maksimize olduğu ve sürdürülebilir ve öngörülebilirliğin de minimum olduğu yerlerin yakalanması oluşacaktır. Bu kadar bir açıklamadan sonra yayınlanan taslak ve yapılması planlanan son kaynak tarifesiyle ilgili de biraz bilgi vermek istiyorum. 1 Ocak itibariyle başlayıp 1 Nisan itibariyle hayata geçirilmesi planlanan tarifeyle müşteriler 3 ana sınıfa ayrılması öngörülüyor. Birinci kısımda serbest tüketici olmayan veya devletin belli zorunluluklar altında haklarını korumakla zorunlu olduğu tüketim grubu olacak. Ki bunların tarifesi neredeyse şu ankine yakın veya hatta bunun altında da olma ihtimali olabilir. İkinci grup serbest tüketici olup büyük bir limitin altında kalanlar olacak. Üçüncü grup ise büyük tüketici dediğimiz özellikle sanayicilerin de itiraz ettiği belli bir limitin üstünde ve buna göre de son kaynak tarifesinin direkt uygulanacağı müşteriler olacak. Hedefte bu müşterilere 3 aylık bir zaman verilip 3 ayda kendi tedarikçilerini bulmalarını sağlamaları ve sonrasında da eğer bulmazlarsa bu kaynak tarifesinden
fatura edilmesi görevli tedarik şirketi tarafından gibi bir mekanizma söz konusu. Yani kısacası esasında bu fiyat belirlendiği anda sanayi müşterilerine direkt bir zam olarak değil, sadece kendi tedarikçinizi bularak avantajlı fiyatları yakalamak için size 3 aylık bir süre veriliyor anlamında bir bilgilendirme olacak. Tabii burada sanayicinin algısı veya şeyi biraz iyi yönetmek lazım. Eğer direkt siz buna tarifeniz %30 artacak şeklinde bir bilgilendirme yaparsanız her kesimde olduğu gibi bu bir itiraz konusu olacaktır. Ama bunun faydaları uzun dönemde nasıl bir ilişki yaratılacağı, nasıl devam ettirileceği ve bunun sonucunda da karşılıklı faydanın nasıl olacağı anlatılırsa eminim burada bir uzlaşma ve el sıkışma olacaktır. Bunun en büyük örneği fiyatlarda yaşanan değişkenliğin aynı zamanda sanayici veya bütün müşterilere yansıtılmasıdır. Türkiye kurulum açısından bakıldığında %35 doğalgaz, %35 hidroelektrik, %22 kömür, ithal ve yerli kömür civarında ve %8 ile 10 arası da yenilenebilir enerjiyle kurulu bir güce sahip. Şu anda Türkiye'nin kurulu gücü yaklaşık 83 bin megawattı bulmuş durumda. Ama üretimin kurulu gücünden ziyade anlık olarak ihtiyacına bakıldığı zaman Türkiye'de ortalama aylarda 36 bin megawatt saatle saatler geçirilmekte. Kışın maksimum 46 bin megawatt saatler görülmekte. Aynı şekilde mevsimsel geçişlerde yaşanan 10-20 binin altı megawatt saat üretimlerde de şu karşımıza çıkıyor. Tamamen yenilenebilir enerji ve üstüne hidroelektrik enerji santralleriyle esasında Türkiye enerjisini karşılayabilir duruma geliyor. Bu neyi getiriyor? Ucuz enerji fiyatlarında da karşı tarafa bir avantaj sunabilme imkanı. Bugünkü tarifeyle hiç kimsenin ticaret yapamadığı, sadece tarife üzerinden bakıldığında bu avantajlar da sanayiciye sunulamaz hale gelmiş olacaktır. İlla fiyatın artışı olarak bakmamak, esasında masada bırakılan avantajın ne kadar olduğuyla tartışıyor olmamız gerekiyor. Biz Çimento Müstahsilleri Derneği, Çelik Üreticileri Derneği ile yaptığımız birebir görüşmelerde bunları anlatmaya özen gösteriyoruz. Ama tabii anlık olarak değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir politikalar bakıldığında son kaynak tarifesi sadece Türkiye'de değil, uzun yıllardır Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesinde, Amerika'da ve merchant market dediğimiz ticari marketin uygulandığı her markette aynı koşulları devam ettirmeyi sağlamaktadır. Tabii bunun burada kalacağını değil, bunun ilerleyen piyasalarda farklı ürünlerle de destekleneceğini düşünüyoruz. Örneğin tüketim tarafı katılımı burada farklı avantajları sanayiciye sunacak ve bu sayede de sanayicinin aynı zamanda üretime ve dengeye katkısının da sağlandığı, farklı avantajlar yakalayabildiği alternatif çözümlerini de içinde getireceğini düşünüyoruz. Genel kapsamıyla nihai tüketici tarafında son kaynak tarifesini böyle özetlediğimiz yerde kapasite marketle de ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sağ olsun Kork Bey çok net bir şekilde ifade etti. Tabii bu uygulamanın çok iyi planlanması ve faydasının çok iyi sağlanması lazım. Bunun iki tane ayağı var. Bir üretim tarafı, bir tüketim tarafı. Üretim tarafına bakıldığı zaman santralların devre dışı olduğu zaman Türkiye'nin enerji darboğazının ne kadar yaşadığını biz geçmişte 2-3 defa denedik ve gördük. Bunlardan bir tanesi 31 Mart markasıdır. Türkiye'de elektriğin çok sınırlı ve risk altında yönetimi durumunda yenilebilir enerjide meydana gelebilecek en ufak bir dalgalanma bu sistemi absorbe edecek santralların devrede olmaması nedeniyle bütün Türkiye'ye farklı bir zarar getirebilmektedir. Türkiye'de veya dünyada en pahalı enerji olmayan enerjidir ve bu arz güvenliği sağlayamadığınız her noktada esasında siz en büyük değerlerinizi kaybediyor olursunuz. Bu anlamda santralların hiçbir zaman çalışmıyor olması bir maliyet olarak size yansımakta. Bunun ikinci bir örneği de tam tersi Aralık, Ocak ve Şubat'ın belli bir kısmında yaşadığımız doğal gaz kesintisi sonrasındaki arz güvenliği sorunudur. O günlerde doğal gaz santrallarında %90'a varan gaz kesintisi yaşandığında Türkiye sadece 300 megawattta enerjisi kesilmeden ayakta kalabilmiş. Belki de o anda bir farklı rüzgar veya hidroelektrik üretimlerinde bir şey olsaydı 31 Mart vakasının aynısı yaşanıp tekrar bir enerji kaybedilmesi ve sistemin ayağa kaldırılması da bir o kadar zor olacaktı. Şimdi buna baktığımız zaman az güvenli anlamında biz kesinlikle ticaret olarak
kapasite market veya benzer mekanizmaların gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ama bunların planlamasının ve bütçelemesinin de iyi yapılması lazım. İkinci tarafa baktığımızda, tüketici tarafında veya ticarete bakıldığında yapılacak her uygulamanın bildirim zamanı ve şeklinin açıklanması çok önemli. Bugün ben bu toplantıda size şu tarihten sonra fiyatlar bu olacak dediğimde siz sadece bilgileniyor olacaksınız ve çıkıp ona göre tedbir alacaksınız. Ama sizin dışınızdaki kimse bundan haberdar olmadığı için piyasada orantısız bir bilgi transferi olacak. Önemli olan hangi uygulamayı yaptığınız değil, bu uygulamayı ne kadar önce duyurduğunuz ve bunun etkilerini de ne kadar iyi analiz edip bilgilendirdiğiniz. Kapasite market mekanizması ile ilgili son dakikada yapılabilecek bir değişiklik veya bilgilendirme ticari piyasalardaki etkisi açısından da çok önemli. Sadece kapasite market değil, kapasite marketle beraber aynı anda devreye girecek olan ve özellikle büyük santrallerin ve Türkiye enerji dengesi için önemli arz eden yan hizmetler kanununda çok önemli. Bu mekanizmanın net olarak çok önceden bildiriliyor olması ticaretin ve perakende şirketlerinin ticaretinin yapılması anlamında önem taşıyor. Bu anlamda kapasite market gereklidir, gerekli değildir den ziyade bunun iletişiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Çalışır. Gerçekten çok iyi bilgilendirildik. Ben şahsen çok tatmin oldum. Çok güzel açıklamalarda bulundu arkadaşlarımız. Şimdi son kaynak tedarik tarifesine geçilmesi planlandığı için tabii biraz önce söylediğim gibi sanayicilerde bir şey var, tedirginlik var. Ancak şunu da göz ardı etmemek lazımdır ki bugün elektrik ticaretinde oldukça gelişmiş bir rekabet ortamı mevcuttur. Bu rekabet dolayısıyla ciddi şekilde yarışacaklardır. Dolayısıyla fiyatların, ben de Tamer Bey'e katılıyorum, çok fazla yükseleceği endişesi çok yerli bulmuyorum. Şimdi dördüncü panelistimiz aslında Cem Bey'di, Cem Aşık Bey'di. Cem Bey maalesef ağır bir ne diyelim, bir gripal enfeksiyon geçirdi ve hastaneden çıkması hastane ilgilileri tarafından yasaklandı. Biz de Cem Bey'in yerine Obahan Bey'i bu şeye katmak istedik. Obahan Bey bize elektrik sektörünün geleceği, aslında çok aktüel bir konu bu. Geleceğiyle özellikle öğrencilerimizin çok merak ettiği, aslında ben de çok merak ediyorum, konulardan bahsedecek. Obahan Oboğlu 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Bir süre aile şirketinde çalıştıktan sonra Avrupa Birliği projelerinde ve dış ticaret sektöründe yöneticilik yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde birçok ulusal ve uluslararası projelerde rol aldı. Türkiye'yi temsil etti. 2008 yılından bu yana da Elektrik Üreticileri Derneği'nin genel sekreterliğini yapmaktadır. Esasen sektörün bizzatihi göbeğinde yaşamaktadır. Obahan Bey'e sözü veriyorum. Buyurun Obahan Bey. Teşekkür ederim başkanım. Ben tabii son dakika böyle piyangodan çıktığım için tabii çok detaylı bir hazırlık yapamadım ama elimden geldiğince inşallah iyi bir sunum yapmaya çalışacağım. Biraz kendimi açıkçası şey gibi hissettim. Bu Fenerbahçe'de Semih Şentürk vardı böyle 80. dakikada, 85. dakikada oyuna giren. Gerçi o golünü atardı. İnşallah ben de başarılı bir konuşma yaparım diye umuyorum. Benim konuşmamın başlığı enerjide büyük dönüşüm. Şimdi önümüzdeki yıllarda teknolojik atılımların en çok etkileyeceği sektörlerden biri de enerji sektörü olacak. Enerjide büyük bir dönüşümün, hatta belki de devrimin eşiğinde olduğumuzu söylersek herhalde abartmış olmayız. Fosil yakıtlara dayalı çağın sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz. Son yüzyılın ilk yarısına baktığımızda kömürün ağırlık taşıdığı bir dönem yaşadık.
60'lı yıllardan itibaren kömürün tahtını petrolün almaya başladığını gördük. 80'li yıllardan itibaren doğalgazın öne çıkmaya başladığı yıllar oldu. Bugün ise, bugüne geldiğimizde yenilenebilir enerjinin altın çağının başladığına hep birlikte şahit oluyoruz. Tabii teknolojik gelişmelerle birlikte maliyetlerin düşmesi ve devletlerin uyguladığı yenilenebilir enerjiye uyguladığı teşvikler yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla gelişmesine, artmasına vesile oldu. Dünya genelindeki elektrik yatırımlarının dağılımına baktığımızda bugün geldiğimiz noktada yıllık bazda yenilenebilir enerji yatırımlarının artık fosil yakıtları uzak ara geride bıraktığını görüyoruz. Yani yenilenebilir enerji yatırımları tüm dünya genelinde fosil yakıt kaynaklı elektrik yatırımlarının uzak ara önüne geçmiş durumda. 2002 yılında kömürden elektrik üretimi yine dünya genelinde yenilenebilir kaynaklara göre 3 kat büyüklüğe sahipken, yani bundan 15 yıl önce, bugün aradaki fark neredeyse kapanmış durumda. Yani kömürden elektrik üretimiyle yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi aşağı yukarı başa baş noktaya gelmiş durumda. Yine 2002 yılında doğalgazdan elektrik üretimiyle yenilenebilir üretimi neredeyse başa başken, birbirine yakınken, bugün yenilenebilir kaynaklardan üretim doğalgaza göre %35 daha fazla. Tabii bu dönüşümü tetikleyen en önemli unsur tabii ki yenilenebilir enerji maliyetlerindeki devasa düşüş. Dünyada yapılan ihalelere baktığımızda rüzgar enerjisi ihalelerinde ortaya çıkan alım fiyatları 2012'den bu yana, yani son 5 sene içerisinde %40 oranında aşağı yukarı düşmüş durumda. Güneş enerjisindeki fiyat düşüşlerinin ise %60'lara vardığını görüyoruz 5 yıllık dönemde. Yani bu 5 yıl içerisinde muazzam bir dönüşüm yaşandığı aşikar. Diğer taraftan 2020 yılına kadar, yani bir 3 sene içerisinde fiyatların bir bu kadar daha aşağı ineceğinin öngörüldüğünü de ifade etmiş olayım. Tabii bu maliyet düşüşleriyle birlikte bugüne kadar birçok ülkede uygulanan yenilenebilir enerjiye yönelik teşviklerin de aslında bir ihtiyaç olmaktan yavaş yavaş çıktığını da görüyoruz. Ülkemizde de biliyorsunuz YEKDEM mekanizması adı altında yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan elektrik üretimi kaynak bazında belli fiyatlarla destekleniyor. İşte örnek olarak mesela işte rüzgara 7.3 dolar sent, güneşe 13.3 dolar sent kilowatt saat başına gibi alım garantileri, teşvik fiyatları uygulanıyor. Fakat bugün geldiğimiz noktada son yapılan YEKA ihalelerinde de görüyoruz. Verilen fiyat teklifleri ciddi manada neredeyse yarı yarıya düşme noktasına gelmiş durumda. Dolayısıyla bizdeki uygulama olan YEKDEM uygulaması 2020 sonuna kadar bir garanti verilmiş durumda bu yatırımlara. Şimdi Sayın Bakan, Enerji Bakanı son dönemdeki şeylerde, kongrelerde, konferanslarda artık 2020 sonrası YEKDEM'i unutun, artık teşviğe gerek kalmadı gibi söylemlerini son zamanlarda işitiyoruz. Dolayısıyla yani eskiden olduğu gibi diğer kaynaklarla rekabet edebilmesi için teşvik edilmesi gereken yenilenebilir enerji kaynakları artık bu ihtiyacı da duymaz hale gelmiş durumda. Tabii maliyeti gittikçe düşen yenilenebilir enerji odaklı bu dönüşümün ortaya çıkardığı bir başka paradigma değişikliği de şu: bugüne kadar alışa geldiğimiz büyük ölçekli elektrik üretim santrallerinin yerini önümüzdeki 10 yıllarda daha küçük ölçekli dağıtık üretim santrallerinin aldığına hep birlikte şahit olacağız. Bugüne kadar aslında temel paradigma olan ülkenin belli yerlerine devasa ölçekte işte kömür santralleri, doğalgaz santralleri veya nükleer santraller
bu tür santrallerin kurulması ve üretilen elektriğin yine devasa iletim hatlarıyla ülkenin dört bir yanına taşınması modeli önümüzdeki 10 yıllarda kökten değişime tabi olacak gibi görünüyor. Artık kasabaların kendi ihtiyacı olan enerjiyi kasaba yaşayanlarının kurduğu kooperatifler aracılığıyla kendilerinin ürettiği örnekleri görmeye başladık. Örneğin Almanya'da bu tür böyle yenilenebilir enerji kasabaları örnekleri oluşmuş durumda. Batı'da sık sık karşılaşmaya başladık. Tabii bunun daha da ilerisi, tüketiciler evlerine kurdukları küçük ölçekli santrallerle, işte çatı tipi güneş santralleri gibi veya küçük ölçekli rüzgar türbinleri gibi veya ısı pompaları, yani bunun gibi bir takım çözümlerle enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmiş durumdalar. Yani bir başka deyişle, aynı anda hem enerji tüketicisi hem de enerji üreticisi oluyorlar. Tamer Bey de demin bir kavramdan bahsetti. Ben de tekrarlayayım. Batılılar işte buna yeni bir kavram türetmiş durumdalar. Prosumer diye. Yani productor and consumer, yani tüketici ile üreticiyi bir araya getiren bir kavram terminolojiye de geçmiş durumda. Tabii bir başka dönüşüm de şu, yani bu bahsettiğim dönüşümü daha da derinleştirecek faktör de elektrik depolama teknolojilerinde yaşanan gelişmeler. Elektriğin keşfinden bu yana onun hep bildiğimiz, hani konuştuğumuz temel özelliklerinden biri elektriğin depolanamaz olmasıydı. Fakat günümüzde artık bu kabul ortadan kalkmış durumda. Pil teknolojileri hızla gelişiyor. Bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına milyarlarca dolar harcanıyor. Ve pil maliyetleri de bunlarla birlikte hızla aşağı doğru düşüyor. Tabii pil teknolojisinin gelişmesi bir yandan konvansiyonel santraller için bir takım fırsatlar da sunuyor. Diğer taraftan yenilenebilir ve dağıtık üretimin yaygınlaşması için de yol açıyor. Konvansiyonel santrallerde özellikle yan hizmetlerin, işte primer frekans kontrol hizmetleri gibi bu tür hizmetlerin daha az maliyetli, daha verimli bir şekilde sunulmasını sağlıyor. Bugün mesela Almanya'da aşağı yukarı 200 megawata yakın bir pil kapasitesi termik santrallerde yan hizmetler için kullanılır durumda. Biz de bu örnekleri incelemek üzere çok yakında Almanya Elektrik Üreticileri Derneği olarak hem kamu üst düzey bürokratlarımızla hem özel sektör temsilcilerimizle bir inceleme gezisi düzenleyeceğiz. 3-4 günlük yakın bir zamanda inşallah. Tabii diğer taraftan işte reklam gibi olacak belki ama Tesla mesela şirketi bir örnek. Tesla gibi inovatif firmalar evlerin duvarına artık monte edilen elektrik pillerini çoktan piyasaya sürmüş durumdalar. Bu inovasyon tüketicilerin şebekeye bağlanmadan kesintisiz elektrik kullanımının önünü açıyor. Çatıdaki güneş panellerinin gündüz ürettiği elektriği depoluyor ve akşam elektrik ihtiyacını depodan kendi kendine tedarik ediyor. Kim bilir, belki bundan bir 15-20 sene sonra konvansiyonel elektrik santrallerine, yani bize ihtiyaç kalmayacak bir dünyayla belki karşı karşıya kalacağız. Enerjide bir diğer önemli gelişme ekseni de yine son günlerde çok popüler bir işte iş adamının Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ziyaretiyle tekrar konu gündeme geldi. Elon Musk'ın elektrikli araçlar. İşte bir yerli araç üretimi de söz konusu, biliyorsunuz. Şimdi önümüzdeki yıllarda elektrikli araç sayısının çok büyük bir hızla arttığına hep birlikte şahit olacağız. Bazı Avrupa Birliği üyeleri daha şimdiden belli bir yıldan sonra yalnızca fosil yakıt kullanan araçları, yani hibrit veya elektrikli araç dışındaki araçları belli bir yıldan sonra yasaklama kararı almış durumdalar.
mesela yanlış hatırlamıyorsam İsveç işte 2025 yılından sonra bu kuralı işleteceğini bu kararı almış durumda, bu kuralı işleteceğini duyurmuş durumda. Elektrikli araçların şarj edilme süreleri hep bir tabii şeydi, yani merak konusuydu. Bu sürelerin uzunluğu bir sorun oluşturabiliyordu. Fakat bu şarj edilme süreleri de gittikçe kısalıyor. Yani tek dolumda ulaşabildikleri menzil gittikçe artıyor. Veya işte bazı istasyonlarda pil değiştirme falan gibi mekanizmalar yavaş yavaş geliştiriliyor. Bugün artık yine sabah ben bir haber okudum. Yine Tesla'nın yeni ürettiği arabada menzil 1000 kilometreye kadar çıkmış durumda. 600 mile çıkarmış durumdalar. Bu da hakikaten çok önemli bir gelişim. Birçok araba üreticisinin artık yoğun bir şekilde bu dönüşüme adapte olmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi tabii bu alanda belki çok konuşulmayan, dikkatten kaçan bir husus var. O da elektrikli kamyon ve tırların en az elektrikli arabalar kadar önemli olduğu. Dünya petrol talebinde 2000 yılından bu yana yaşanan artışa baktığımızda bu artışın %40'ının kamyonlardan ve tırlardan kaynaklandığını, diğer taraftan da karbon emisyonlarında 2050 yılına kadar yaşanması öngörülen artışta kamyon ve tırların payının kömürün payı kadar olacağını bildiğimizde, düşündüğümüzde konunun ne kadar önemli olduğunu daha rahat kavrayabiliyoruz. Yani bu kamyon ve tır konusunun. Dolayısıyla kamyon ve tırların elektrikli araçlara dönüşmesi belki en az otomobiller kadar ondan daha fazla önemli. Ki yine bu sabah, hatta demin bakıyorduk internetten, yine demin bahsettiğim firma ilk elektrikli tırını da herhalde dün itibariyle tanıtımını yaptı. Yine bir başka haber okudum dün. Türkiye'deki bir belediye, yanlış hatırlamıyorsam Bursa Belediyesi'ydi, belki hata olabilir ama belediye otobüslerini elektrikli otobüslere dönüştürme kararını almış ve birkaç elektrikli otobüsü servise koymaya başlamış. Bunlar önemli gelişmeler. Tabii buradaki bir başka tartışma konusu şu, elektrikli araçların sisteme getireceği yük ne kadar olacak? Bu nasıl yönetilecek? Çünkü düşünün, bütün araçların elektrikli araç haline geldiğini düşünelim mesela bir 10 yıl sonra. Hepsi aynı anda mesela sistemden elektrik çekmeye başladığında ne olacak? İşte özellikle falan, gece park ettiklerinde. Mesela gece, tabii genelde muhtemelen gece park halindeyken araçlar şarj olacak. Dolayısıyla aslında elektrik sektörünün bütün dinamiklerini de değiştirecek. Neden? Çünkü şimdi gece tüketimi gündüz tüketiminin çok altında, biliyorsunuz. Belki gece tüketimiyle gündüz tüketimi birbirine çok yakın hale gelecek. Ve bir öngörü bu konuyla ilgili, mesken tüketimi 2 kat artacak. Yani bu elektrikli araçlar nedeniyle önümüzdeki dönemlerde, evet, yani her birimiz elektrikli aracımızı şarja bağladığımızda gece elektrik faturamız 2 katına çıkacak. Ha, buradan ama şunu da düşünebiliriz. Benzin maliyetleriyle, benzin masrafımızla bunu bir karşılaştıralım. Atıyorum bir 100 lira aylık fatura ödediğimizi düşünelim evde. Yani 100 liralık daha aracımız için elektrik masrafımız olacak. Bugün hepimiz biliyoruz yani benzin maliyetlerimizi araçlarda. Dolayısıyla bu anlamda maliyetler de ciddi anlamda düşmüş olacak. Ben daha fazla uzatmayayım sözü. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bu bahsettiğimiz dönüşüm bizim yaşam biçimimizi dahi, yaşam kalitemizi dahi çok kökünden değiştirecek bir takım etkileri önümüzdeki yıllarda önümüze getirecek. Ben tabii son cümle şunu sorguluyorum, şunu sorgulamadan edemiyorum. Biz Türkiye olarak, ülkemiz olarak bu dönüşüme ne kadar hazırlıklıyız, ne kadar bu gelişmeleri takip ediyor durumdayız veya işte bu hızla giden treni, trene bindik mi veya işte şeyden el mi sallayacağız bu trene önümüzden geçerken, bu konuyu herhalde çok daha fazla hem yöneticilerimiz hem sektörümüz daha fazla tartışmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz Obuhan Bey'e. Aslında çok aktüel konuydu. Dünyada bu sektör, elektrik sektörü önemli bir gelişim ve dönüşüm sürecinde. Bu dönüşümü bizim de yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu yenilikler konusunda, bir de tarifeler konusunda ben Mustafa Bey'e bir kere daha söz vermek istiyorum. Belki o da bir takım şeyler söyleyecektir. Buyurun Mustafa Bey. Teşekkürler Sayın Başkan. Ben tabii Obuhan'ın sunumundan sonra biraz da farklı noktalarından birkaç bir şey söyleyeyim. Çünkü gerçekten bu konu enerjiyle ilgili konferanslarda en çok konuşulan konular haline geldi bu dönüşüm. Hatta dönüşüm biraz zayıf kalıyor bazen, yani bir devrim oluyor şu anda. Evet. Belki enerjide değil ama enerjiye geliyor, yani dijital devrim enerjiye doğru geliyor. O yüzden treni kaçırmama konusunda avantajımız olan noktalar var. Belki işin mekanik tarafında Obuhan'ın bahsettiği konuları ben birazcık daha konvansiyonel konular olarak kabul ediyorum. Ama işin dijital tarafında yakalanabilecek çok şey var. Özellikle bu konuda gençlerin, üniversitelerin çalışıyor olduğunu varsayıyorum. Umarım öyledir. Ama bugünlerde en çok konuştuğumuz konular enerji tarafında. İşte blockchain, big data, cloud teknolojileri vesaire bunlar. Bunlar baya baya gelecekte enerji sektörünün temel konuları haline gelecek. Bugün belki kamuoyunda işte Bitcoin diye duyduğunuz veya Ethereum diye duyduğunuz dijital veya kripto para birimleri enerjide kullanılmaya başlandı. Enerji ticaretinde ciddi kullanılıyor. Kullanılması demek bunların aslında para gibi emisyonun arttığı anlamına geliyor ve konvertibilitesinin arttığı anlamına geliyor. Bu mutlaka herkesin hayatını değiştirecek. Hem büyük şirketler açısından hem kişiler açısından değiştirecek. Bir de tabii bu elektrikli arabalar vesaire, bunun geleceğe doğru nasıl gelişiyor? Yani şöyle enteresan bir şey var. Bir geçmişe doğru baktığımızda bazı konularda hani şöyle şeyler diyoruz. Büyük şirketlerin CEO'ları derler ki işte 20 sene içerisinde herkesin bilmem nesi olacak falan diye. Şöyle geriye bakınca bu 20 senelik şeyler genelde 2 senede gerçekleşmiş. Burada enteresan bir hız var ama neyin ne tarafa doğru gerçekleştiğini daha iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü bazen de tam tersi oluyor. Yani şöyle 2000'leri hatırlarsanız başlarında hani cep telefonlarının küçüleceği, işte parmak kadar olacak, kalem kadar olacak falan deniyordu ama tam tersine büyüdü. Evet. Yani her zaman da beklendiği yönde gitmiyor bu iş. O yüzden biraz buna dikkatli bakmak lazım ama şu önemli bir gerçek. Dünya tarihinde üretilmiş datanın yarısından fazlası 2016 senesinde üretilmiş. Yani artık bilginin büyümesiyle ilgili anormal bir dönemden geçiyoruz. Fakat bunun %50'sinden daha az analiz ediliyor. Yani bizim enerji, sadece enerjiyle ilgili de değil tabii, genellikle bütün şeylerde, yaşamın bütün alanında bu tarafta çok ciddi bir potansiyel var. İşin bu tarafına fokuslanılması gerekiyor ve burada çok ciddi değişimler göreceğiz gibi tahmin ediyorum ben. Bu da tabii birazcık Türkiye ile de birebir ilgili. Çünkü Türkiye hali hazırda talebin kuvvetli olduğu, nüfusun kuvvetli olduğu ve ekonominin kendi kendine döndürdüğü ülkelerden bir tanesi. O yüzden de bunların bizim ekonomik hayatımızın bir parçası olacağını tahmin ediyorum. Bu tarafa ciddi bakmak gerekiyor. Tarife ile ilgili tartışma şöyle. Şimdi tarife ile ilgili Türkiye'de yapısal bir sıkıntı var. Biz hepimiz tüketiciler olarak elektrik ucuz olsun istiyoruz, yani doğal olarak. Aynen biraz önce Obuhan da söyledi, ya keşke benzin de ucuz olsa. Elektrikli arabalarla başladıktan sonra elektriğin fiyatı yükselirse benzin belki tüketim azaldığı için ucuzlayacak, tekrar benzinle dönülecek. Yani bu tamamen bir ekonomik seçim diye düşünüyorum ben. Ama ekonomik seçimin önü kapalı şu anda Türkiye'de tarife metodolojisiyle. En hani iktisattaki tabirle söyleyeyim, talebin fiyat esnekliği yok. Yani elektrik fiyatı kaç olursa olsun piyasada bir demir çelik tesisi elektriği tüketmeye devam ediyor. Umurunda değil yani piyasada ne oldu, o gün elektrik az mı, kesildi mi veya doğalgazdan mı üretiliyor, ithal kömürden mi fark etmiyor. Niye? Çünkü tarifeyle belli bir avantajlı fiyat garantilenmiş durumda ona. Şimdi biz ne yapıyoruz? Demir çelik sektörü alınmasın ama şöyle bir modeli var. Türkiye'deki demir çelikçilerin çoğunda hurda demir ithal ediyoruz. Üzerine bunu elektrik kullanarak ark ocağında eritiyoruz. Bundan kütük demir çıkıyor. Onu da satıyoruz.
Bu ihracat kalemlerimizin en önemlilerinden bir tanesi bu arada. Bu ihracat. Bundan ne katma değer çıkarıyoruz ve ne kadar cari açık yaratıyoruz? Bunun bir analizi gerekiyor. Yani şimdi bunun karşılığında da elektrik üreticilerine, işte burada iki tanesi yanımda duruyor. Siz zararını üretim yapın demek biraz anormal geliyor bana. Yani bu işin ekonomik mantığının çok dışında bir şey. Dolayısıyla bu tarife tarafının korunaklı tarifeden çıkıp doğru fiyat mekanizması üzerine oturması gerekiyor. Zaten doğru fiyat meselesine oturursa, belki zamanında otursaydı bu kadar demir çelik tesisi olmaz Türkiye'de, başka bir konuda ilerlemiş olurduk. Ama en azından bunun bir yerden düzelmesi gerekiyordu. Bence bu senede bunun için iyi bir fırsat. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, buyurun. Mustafa Bey çok iyi bir noktaya değindi. Özellikle hani hiçbir sektörü şey yapmak anlamında değil ama doğru bir örnek vermek anlamında demir çelik sektörüyle ilgili. Sizin burada verdiğiniz bütün artı değer olarak görünen kavram günün sonunda yurt dışı piyasalarda farklı değerlendiriliyor. Demir çelik sektöründe özellikle yapılan bu çalışma Amerika'ya yapılan satışlarda tamamen anti-dumping yasası uygulanarak esasında karşı taraf tarafından emilmekte ve sizin bir sektörden alıp diğer sektöre verdiğiniz hiçbir zaman sektörel fayda olarak kalmayıp tamamen başka bir ülkeyi finanse etmek veya oraya ek kaynak sağlamak anlamında bizden çıkış olarak çıkıyor. Günün sonunda herkesin devamlılığını sağlayabilmesi lazım ama başka ülkelere artı değer sağlayarak değil, bütün değeri Türkiye içinde tutarak veya kazandırarak yapılması lazım. O anlamda bu son kaynak tarifesinin farklı amaçları ve desteklemeleri de olduğunu belirtmek gerekiyor. Teşekkür ederiz. Saygıdeğer katılımcılar, böylece konuşmalarımızı dört panelistimizle birlikte tamamlamış bulunuyoruz. Kalan süreyi soru ve cevaplar için kullanmak istiyorum. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız lütfen el kaldırsınlar ve kendilerini tanıttıktan sonra sorularını sorabilirler. Evet. Buyurun. Tabii ki konuşmacıların konuşmalarından sonra Bünyamin Sağlam, Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi. Konuşmacılara teşekkür ediyorum bu güzel sunumlarımdan dolayı. Çok faydalı oldu. Aslında günümüz Türkiye'nin en özelliği. Tabii biz tüketicilerle birebir muhatap olduğumuz için onlar elektriğe verdiği parayı biliyor. Yani bizim mühendisler gibi bunun üretimini, dağıtımını, hat kayıplarını, trafo kayıplarını hiçbir zaman düşünmüyorlar. Sadece tüketici diyor ki ben elektriği evimde ampulüme yanmasını istediğim zaman yansın. Ama bunun maliyetinin olduğunu bilmiyor. Tabii bunun yanında enerji fiyatlandırmasındaki işte artı, mesela serbest tüketici diye, hani konudan konuya geçiyorum. Serbest tüketici de fiyatı indirim yapıyor ama vergileri baz fiyattan alıyor. Yani orada bir indirim olmuyor. Tüketicilere baktığımız zaman bu bir maliyet oluşturmuyor. Ben bu konuda hani işte TRT payının arttırılması, dün başka bir oturumda katılmıştım. TRT payının artması, yükselmesi, ilave vergilerin gelmesi. Bunlarda herhangi bir indirimin, çünkü bir bu gıda gibi elektrik de artık bir ihtiyaç oldu. O nedenle ikinci kısım, yani biz vergilerden indirilmiş tutardan vergi alsak oradan da tüketicinin bir kazancı olacak. Bu konuda bir çalışma var mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum, kusura bakmayın, yenilebilir enerjide GES, güneş enerjisi ve diğer şeylere verilen teşvik alım garantisi. Tabii ki buradaki amacımız, az önce dediğim mühendislikte yerinde üreterek yerinde tüketim yapmakta amacımız. Ama bu amaç kar amacına dönüştü. Artık büyük, yani çiçek 1, çiçek 2, çiçek 100 oldu. 100 megawattlık bir santralda lisanssız elektrik sistemine girerek 13.3 sentten alım garantisiyle devlete satılmaya başladı. Devlet bunu bilerek yaptı veya yapmadı. Bu konuda neydi bizim yerinde tüketimi yapmak için, yerinde üretim yapmak, hat kayıplarımızı ve santral güçlerini düşürmekti. Bu konuda herhangi bir görüş almak istiyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
Tamer Bey, siz cevaplar mısınız bu soruyu? Teşekkürler ilk sorduğun sorunuz için. İlk başta da bahsetmeye çalıştım. Bir enerji faturasının ödendiği zaman esasında bakıldığında faturanın sadece ve sadece %45'i maksimum olduğu zamanlarda enerji bedeli, geri kalan hepsi enerjinin anlık tüketiminin sağlanması için harcanan bedeller ve diğer giderler olarak söz konusu. TRT payı ile ilgili olarak TRT payında esasında bir artış değil, düşüşle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ve bunun ilk örneği olarak sanayi tesislerinde alınan TRT payının düşürülmesi, kaldırılması gibi bir çalışma hayata geçirildi ve şu anda uygulanıyor. Daha önce herkesten alınan %2 şu anda sanayiden alınmıyor. Bunun dışında sanayi ile ilgili olarak diğer tüketicilerden alınan %5 belediye tüketim vergisi, belediye alanları içinde olan vergi sanayide de %1 olarak alınıyor ve belediye mücavir alanı dışında kalanlarda hatta bu vergi de alınmıyor. Onun dışında kalan %1'lik bir enerji fonu var. Enerji fonunun kullanımı maalesef kanunla belirlendiği için biz de bununla ilgili gerek yekten maliyetinin değiştirilmesi, gerekse sistem kullanım bedelleri üzerinde de bir avantaj sağlanabilmesi anlamıyla konuştuğumuz zaman maalesef bunun da kanunla olduğunu ve bunun da gerekli kaynaklarla beraber tekrar farklı bir torba yasa içinde değerlendirilebileceği düşünüldü. Şu anda yapılan çalışma itibariyle TRT payının azaltılması, belki de belediye tüketim vergilerinin belli bir noktaya çekilmesiyle ilgili çalışma var ama enerji fonu ile ilgili yok. Diğer taraftaki bedel, dağıtım bedelleri de esasında enerjinin ulaştırılmasıyla ilgili bedeller ki bu da hizmet olarak bakılmamalı, bir teknik, en iyi sizlerin bildiği bir teknik kabiliyet olarak bakılması gerekiyor. Şu anda yüksek belki fatura nezdinde ama alınan bedelde yapılan hizmeti tam olarak karşıladı bazı bölgelerde soru işareti. Çünkü sadece siz bunu taşımayla değil, aynı zamanda bunun sürekliliğini sağlamayla ilgili de bir bedel harcıyor durumdasınız. İkinci konuya gelecek olursak, ikinci konu biraz... İkinci konuyla ilgili olarak da şunu sordum açıkçası. Şimdi Türkiye'de politikalar uygulandıktan sonra Türk insanın zeki, çevik ve aşırı derecede uygun şartları yakalamasıyla beraber farklı yerlere gidiyor. Sizin bahsettiğiniz konu esasında bunun en büyük örneğidir. Oradaki amaç şuydu. 1 megawattın altında birçok yerde kendi tüketimini yapabilecek yerler kurulsun ve bunlarla beraber enerji yerinde üretilen ve tüketilen consumer veya prosumer dediğimiz kavrama gidilsin. Ama Türk insanı bunun da bir kolayını buldu ve böyle birçok tesisi yan yana getirerek sizin de bahsettiğiniz bütün bunlardan faydalanmaya başladı. Tabii Türkiye'de Türk insanı bunu bulurken diğer bir Türk insanı da buna kural koyucu olarak karşı tedbirler alıyor. Şu anda alınan tedbirle artık bundan sonra tüketiminizin 5 katından daha büyük bir santralda bu haktan faydalanmanız engelleniyor. Böylece esasında belli koşullar 2017 sonu itibariyle yeni kuracağınız tesislerde artık bunlardan faydalanamıyor olacaksınız. Sadece bununla da değil. Yenilenebilir enerji neden yapıldı? Baştan itibaren neden yapıldı? İlk öncesinde yeterince desteklemeyen bir mekanizmaydı. Özellikle döviz kuru ve o zaman euroydu. Euronun düşük burada belirlenmesi nedeniyle yatırım yapamaz bir haldeydi. Daha sonra biraz daha yukarı çıkartıldı ki ilk yapıldığı yıllarda 2010'lu 11 yıllarda sistem kullanım, yani daha doğrusu gün öncesi fiyatı yenilebilir enerjiye verilen destekten, özellikle rüzgara verilen destekten daha yüksekti ve burada kalıyordu. Ama sonrasında kur artışıyla beraber artık piyasanın çok üzerinde çıkan piyasa fiyatının gerilemesiyle beraber makasın tamamen açıldığı bir noktaya geldi. Verilen destekler şu anda sorgulanıyor, evet, ama en azından bakanlığın yaptığı açıklamada şu anda verilen desteklerin gün sonuna kadar devam edeceği. Bunun haricinde ne oldu? Verilen bu desteklerin özellikle enerji piyasasına olan zararları dikkate alınarak bu sefer nasıl bunlarda optimizasyon yapılabilir veya yeni ihaleler nasıl yapılabilir, o dikkate alınmaya başladı.
Özellikle 7.3 verilmesi yerine bu sefer açık eksiltme ilk önce dikkate alındı ihalelerde. Buna ek olarak da yenilebilir enerji yatırım alanları belirlenerek, YEKA projeleri belirlenerek hayata geçirildi. YEKA projesi esasında bakıldığı zaman Türkiye için çok önemli ve pozitif olan yatırımlar. Neden? Sadece yenilebilir enerjiye verilen bedeli düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye'ye yatırımcıyla beraber bir araştırma geliştirme zorunluluğu getiriyor. Yani ürünün de burada üretilmesi ve faydanın da burada sağlanması. Bunun bir diğer koşulu olan rekabetçi yapılımla beraber rüzgarda yakalanan fiyat ve özellikle güneşte yakalanan fiyat neredeyse bugünkü fiyatların yarısı bedellere ulaştı. Biz tabii çok seviniyorduk. Hatta bir ara rüzgarda ve güneşte bunlar yapılamaz diye düşünüyorduk ama Akva'nın aldığı 1.98 centlik ihaleyle acaba biz yukarıda mı kaldık gibi bazı konularda konuşulmaya başladı. Tabii o bölgenin güneş alma oranı, yatırım kapasitesi veya yatırımın sürekliliği anlamında avantajları da vardır ama Türkiye'de açık olan her şey ve maliyet getiren her unsurun bir sonraki dönemde düzenlemeyle çok daha ağır bir düzeltmesi de geliyor. Konunun veya sorunuzun kısaca cevabı bunlarla ilgili her sene farklı tedbirler alınarak hem ülke ekonomisine hem de devamlılığına doğru yeni hamleler atılıyor. Hadi. Buyurun. Çağatay Bahadır, elektrik mühendisiyim. İTÜ Enerji Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Öncelikle YEKDEM'le ilgili bir soru soracaktım. Obam Bey değindi sağ olsun. Cevabımı almış oldum. Yine onun değindiği bir konu, dağıtılmış üretimle ilgili küçük bir soru soracağım. Burada üreticilerin gerek kamu kuruluşlarıyla gerekse belki vatandaşın kendisiyle veya vatandaşın temsilcileriyle yapabileceği bir ortak girişim olabilir mi? Belediyelerle vesaire. Hani bu üretimi küçük kullanıcılara dağıtacak şekilde ev çatılarına vesaire. Böyle bir girişiminiz var mı veya olacak mı? Bir de eski santrallerde verim düşüklüğü problemi var. Biz enerjiden bahsettiğimizde verimlilikten bahsediyoruz ama genelde ilk önce tüketim aklımıza geliyor. Burada üretimdeki verimliliği arttıracak bir dernek olarak sizin bir düşünceniz, bir çalışmanız var mı veya olacak mı? Tüketimdeki verimliliği arttıran bu tip çalışmalar yapan firmaların buradaki verim artışından gelen karı paylaştığı modeller var. Bu tip bir model planınız var mı, düşünüyor musunuz? Bir de son olarak Mustafa Bey'in değindiği bu blockchain uygulamalarının enerjideki yeri nedir? Ben bu konuya değinmesini beklemiyordum, biraz şaşırdım açıkçası. Çünkü çok yeni bir gündem. Ve bu kripto paralar hangi piyasalarda şu ana kadar kullanıldı, hangi ülkelerde? Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar. Obuhan Bey, bu evet. bir Mustafa Bey'in ayrı bir konusu var. O istersen sen başını cevapla, sonra Mustafa Bey'e verelim. Evet, aslında bu yenilenebilir enerji dağıtık enerji üretim modeliyle ilgili Batı'da çok yaygın bir şekilde kooperatifleşmenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani demin bahsettiğim o enerji kasabaları modelinde mesela yani bir dönem aslında çok işte bundan belki 20-30 sene 40 sene önce çok hani örneğini gördüğümüz veya gündemde olan sonradan böyle eskidiği düşünülen ve belki böyle gündemden kalkan o kooperatifçilik anlayışının bu yenilenebilir enerji boyutunda tekrar aslında canlandığını görüyoruz yani günümüzde. Tabii kamu ortaklığı şeklinde çok bildiğim modeller yok ama genelde böyle küçük tüketicilerin bir araya gelerek, çünkü bu enerji yatırımları sonuçta ilk yatırım maliyetleri zaman zaman bireylerin, küçük tüketicilerin tabii boyunu aşan yatırımlar olabiliyor. Dolayısıyla orada bir güç birliği modeli oluşturmakta fayda oluyor. Dolayısıyla mesela işte 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi neyse bir araya gelip aynı bölgede yaşayan veya bir site mesela boyutuyla düşündüğümüzde de bir sitenin tüm sakinleri mesela birlikte o maliyeti ortaklaşa bir şekilde üstlenerek o yatırımı birlikte hayata geçirme noktasında bu modeller yaygınlaşıyor günümüzde. O anlamda iyi bir çözüm modeli olabilir diye düşünüyorum. Evet, eski santrallerin yenilenmesiyle ilgili olan sorunun cevabını o Korkut Bey verecek. Kısaca vereyim, tabii ki enerjide verimlilik çok önemli. Özellikle elektrik üretiminde de verimlilik çok önemli bir konu. Biz de dernek olarak enerji verimliliği konusunda
genel bir çalışma yapıyoruz ama santral bazında spesifik bir çalışma henüz gündemimize değil ama alabiliriz gelecek seneki çalışmalarımızda. Piyasa mekanizmasına baktığımızda zaten verimliliği ödüllendiren veya cezalandıran otomatik bir sistem var. Yani merit order sistemi marjinal maliyete göre teklif vermek, çalışıp çalışmama kararı ve karlılık tamamıyla verimlilikten kaynaklanıyor. Zaten görüyoruz yıllar içerisinde verimliliği düşen otoprodüktör santralleri diğerlerine nazaran teker teker kapandılar veya söküldüler Afrika ülkelerine veya işte Pakistan, Bangladeş gibi Asya ülkelerine taşınmak durumunda kaldılar. Çok şükür ki piyasa yapısının içerisinde böyle bir otokontrol sistemi var. Bu yeterli mi tek başına? Tabii ki yeterli değil. İlaveten Enerji Bakanlığımızın enerji verimliliği konusunda bir takım teşvik mekanizmaları var ama onlar da tabii hibe şeklinde sağlanan bir takım destekler ve büyük santrallerde verimlilik dönüşümünü gerçekleştirmek için yeterli değil. Yeterli büyüklükte değil açıkçası. Çünkü mesela bir gaz santralini elimize alalım. Yani verimliliği tamamıyla değiştirebilmeniz için gaz türbinlerini komple değiştirmeniz lazım. O da yeni bir santral yapmakta eşdeğer neredeyse. Yani küçük küçük verimlilik artışı olabilir ama bunlar öyle kayda değer artışlar olmayacaktır. Onun dışında yani verimlilik konusunda dediğim gibi Enerji Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin bir takım ortaya koyduğu kriterler de var. Yeni bir proje var sanırım Avrupa Birliği'nde. İsmini unuttum şu anda ama proje kabulleri yapmaya başladılar. O paralelde biz de Elektrik Üreticileri Derneği olarak sanıyorum 2018'de yoğunlaşabileceğimiz konulardan biri olabilir diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, ben arkadaşım sorusuna koyuyorum. Şimdi arkadaşımız çok önemli bir konuya değiniyor. Ben Atatürk Barajı'nda oyunda çalıştım. Sıfırından bir sene kadar. Giderek Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'tayım. Sizi çok seviyorum. Bunları anlatmamın nedeni çünkü elektriğin %10'u Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Avşin Elbistan Termik Santralı, Kılavuzlu Barajı, Menzelet Barajı, Sığır Barajı, bunun gibi birçok yüze yakın hidroelektrik HES var. Rüzgar santrallarımız, güneş santrallarımız yerini almış bulunuyor. Tabii ki biz Kahramanmaraşlı mühendisler olarak Avşin Elbistan Santralı'na teklifte bulunduk. Yani biz biliyorsunuz termik santraller yanarken mazot kullanıyor. Bunun mazotun taşınması, nakliyesi, depolaması zaten doğalgaz boru hattı Avşin Elbistan'dan geçtiği için yakıtı doğalgazla yapalım %75 kar sağlayalım yani dizele göre ama uygun görülmedi. Yani biz düşünmüyor değiliz. Düşünüyoruz ama üste düşünülmüyor. Yani kusura bakmayın bunu söylemek istiyorum. Tabii sizin pencerenizden biz bakmıyoruz ama bu konuda yakıt değişimi bile bayağı bir fayda getiriyor. Çünkü 10 bin ton yıllık Avşin Elbistan Termik Santralı mazot kullanıyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Bir soru daha vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim hemen kısaca. Enerji sektörü için kapalı sistem blockchain birkaç tane uygulama var. En yaygın sanıyorum Enerchain. Almanya'dan çıkmış bir şey ama şu anda mevcutta büyük Total gibi, Shell gibi birkaç şirket buna girdiler. Ve kendi aralarındaki hem elektrik, gaz ticaretini yapıyorlar. Yani çalışmaya başlamış bir sistem var. Biz onun biraz daha yaygınlaşacağını, belki birkaç tane farklı isim üzerinden yaygınlaşacağını da bekliyorum açıkçası ben. Çünkü birçok avantajı var. Yani aracıları kaldırıyor, banka komisyonunu kaldırıyor, broker komisyonunu kaldırıyor. Anında herkesin sisteminde şeffaflığı sağlıyor, fiyatın, miktarın görünmesini sağlıyor vesaire. Ve bir de tabii data güvenliği açısından da mantıklı bir şey. Teşekkür ederiz. Buyurun. Merhabalar. Reha Eşen, EMA İstanbul SMM Üyeyim. Sunumlar için ayrı ayrı teşekkür ederim herkese. Şimdi ülkemizde hep serbestleşelim, özelleşelim diyoruz. Benim burada takıldığım nokta var. Peki burada
en ucuz elektrik mi yoksa sürdürülebilir makul fiyatlı bir piyasa mı? Şimdi tüketiciye ucuz elektrik için yatırımcıyı tedirgin etmek ne kadar doğru? Veya yatırımcı kazansın diye tüketiciye olmayan bedellerde elektrik fiyatlarına maruz bırakmak ne kadar mantıklı? Sizin bu konu hakkında görüşlerinizi istiyorum. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, size veriyorum. Ben başlayayım ama herkesin bu konuyla ilgili mutlaka görüşü vardır. Şimdi tabii bizim genel çıkış noktamız bir doğru fiyat. İkincisi serbestleşmenin hem tüketiciye hem üreticiye daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Yani bütün paydaşların kazanacağı bir model olduğunu düşünüyorum. Bir farklı kavram Türkiye'ye özel, özelleştirme dediğiniz konu. Serbestleşme için özelleştirme ön koşul değil. Yani devlet şirketleri de serbest piyasada kuralına göre oynarlarsa serbest piyasa oluşabilir. Yani bugün Norveç'teki en büyük enerji şirketi devletin. Ama orada serbest piyasa modeli var ve çalışıyor. Fiyat güvenilir, tahmin edilebiliyor. Bizde piyasanın yarısından çoğu özel ama bizde fiyatın tahminiyle ilgili hala sıkıntılar var. Yani her şirketin özel olması gibi bir şart yok. Ama piyasası kuralları korunmuş bir piyasa oluşursa eğer devlet veya özel o şirketlerin o piyasa içerisinde hareket ediyor, kurallara göre hareket ediyor olması ön şart bence. Bunun da her iki tarafı hem tüketim tarafına hem üretim tarafına aynı şekilde fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yoksa fiyatın ucuz olması, yani neye göre ucuz, neye göre pahalı, o çok relatif bir kavram. Ama doğru fiyat o daha mantıklı bir ayakları yere oturan bir şey, kavram. Diğer taraftan hani tüketicinin faydası, şimdi tüketiciyi şöyle görmek lazım. Kamuoyu olarak bakıyoruz biz. Yenilenebilir enerjiye herkesin desteği var. Ama bunun maliyetini ödeyin dediğimizde iş farklı noktaya geliyor. Şimdi çok net bir örnek söyleyeyim size. Almanya bu destekleri dünyada en çok, en yoğun uygulayan ülkelerden bir tanesiydi. Yenilenebilir enerji ile teşviklerle bu yatırımlar da yüklenince Alman piyasası, biraz önce grafikte Korkut Bey'in gösterdiği merit order vardı ya, onun ilk bloktaki yenilenebilir kısmı fiyattan bağımsız girişin orası büyüdü. Talepte aynı artış olmadığı için bu ne yaptı? Spot fiyatları aşağı düşürdü. Peki spot fiyatları aşağı düşürürken yenilenebilir enerji üreticisine ödediğiniz, bugün rüzgar için diyelim $73 ödüyorsunuz megawatt saatini, piyasada fiyat $50. Piyasa fiyatı. Bu aradaki $23 fark kim ödüyor zannediyorsunuz? Yani bu Almanya'da tarifeye eklendiği için son kullanıcı ödedi. Yani spot fiyat aşağı düşerken sizin evde kullandığınız faturanın maliyeti yükseldi. Şimdi Türkiye'de bunu faturaya yansıtmıyoruz diyoruz. Yani direkt yansımıyor. Ama dolaylı olarak yansıyacak. Yansımama ihtimali yok yani. Sürdürülebilir olması için bunun normalde yenilenebilir enerji, evet güzel, üretelim, temiz olsun, ithalata bağımlı olmayalım falan, ama maliyetini de ödemek durumundayız. Bunun başka bir yolu yok. Benim burada bir ilavem var. Mustafa Bey'in söylediklerine %100 katılıyorum. Tabii yani piyasa kuralları neyse o kurallara riayet etmek kaydıyla devlet de buna riayet ederse aslında tamamının özelleştirilmesi veya tamamının liberalleştirilmesi diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bugün piyasadaki elektrik fiyatlarının baskılandığını hepimiz hissediyoruz. Baskılanıyor yani. Nereden baskılanıyor? Devlet baskılıyor. Yani devlet elindeki hidroelektrik santralları ucuza mal ettiği elektriği piyasada bütün üreticilerin üzerinde baskılayarak şeyi kontrol ediyor. Yani yatırımcı şu anda işte bakın kapasite mekanizmasını konuşuyoruz. İşte yanımda Korkut arkadaşımız var. Avusturyalı koca bir firma neredeyse 1000 megawattlık bir santral yapmış. Neresinden baksanız $1 milyar ve zarar ediyor santral. Santralın zarar etmesi demek nereden kaynaklanıyor? İşte piyasa kurallarının işlemediğinden kaynaklanıyor. Ben bir de... Ya ben orada hemen bir şey ilave edeceğim. Çünkü bunun tam tersini iddia eden bir kesim de var biliyorsunuz. Fiyatları yükseltiyor devlet diyen kesim de var. Ben şimdi borsada iki tarafın aracısı gibi olduğumuz için o yüzden onu da söyleyeyim yani. Her ikisi de yanlış. Yani her ikisi de doğru fiyat olması lazım. Çünkü öteki türlü bunun maliyeti çok daha fazla oluyor ve bunu bizler ödüyoruz. Doğru zamanda doğru fiyat olmalı, maliyet bazlı. Evet, aslında tartışmamız gereken konulardan bir tanesi de yeklem. Yeklemi biz hep pas geçiyoruz.
YEKTEM 2020'de sona erecektir. Ne kadar doğrudur, ne kadar erkendir? İşte biraz önce bizden önceki oturumu izledim ben. İşte biliyorsunuz yani Türkiye'de aşağı yukarı 48 bin megawattlık sadece rüzgar kapasitesi var. Biz daha 6 bin megawattlardayız ve hemen YEKTEM'i kaldıralım diyoruz. Şimdi kaldırdığımız zaman bu 6 bin megawattta da kalabilir, ilerlemeyebilir bu yatırımlar. Hani bu kendi başına devam da edebilir ama bence erkenden bu YEKTEM'i biraz erken sona erdiriyoruz gibi düşünüyorum ben. Peki başka sorusu olan? Buyurun. Son soru olsun çünkü saat 3.30. Öncelikle sunumlar için teşekkür ediyorum. Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ramazan Bayındır. Dün kapasite mekanizması ile ilgili bir de ben sunum yapmıştım. Şu anda taslak da elimde. Taraf olduğu için Korkut Bey'e soracağım burada soruyu. Burada mekanizma dışında kalan hususları saymışsınız. İşte A, B, C, D, K'ya kadar geliyor. Burada kesintisiz üretim yapamayan rüzgar ve güneşe dayalı santraller ile hidrolik santralleri de bu kapsam dışında bırakmışsınız veya taraf olduğunuz için siz bırakmamış olabilirsiniz. Biz bırakmadık mi? Yok yani. Yok yani konuyu biliyorsunuzdur diye en azından bunu soruyorum. Evet. Niçin yani böyle bir gerekçe duyuldu veya sizin düşünceniz nedir en azından? İlk teklifimizde şey vardı. Herhangi bir destek almayan yani YEKTEM dışında kalan hidroelektrik santraller ve her türlü diğer yerli kaynaklarda bu sistemin içinde olsun idi. Bizim ilk teklifimiz oydu. Doğalgazdan yola çıktık ama tariflerken dedik ki YEKTEM dışında kalan santraller hidroelektrik olmak kaydıyla içinde kalsın diye teklifte bulunduk. Fakat taslak bu şekilde çıktı. Peki teşekkür ediyorum. Evet, dengeleme birimi de dedik. Öyle bir öneride de bulunduk. Yani barajdı. Zaten sanıyorum dışarıda kalan kapasite de çok fazla değil. Ama yine de olması lazımdı. Yani denize de sorunuz aynısı çıkartacak. Mesela doğalgaz piyasasını sallıyorsunuz. Diğer taraftan da üretişle kendini sallıyorsunuz. Tabii tabii. Yani biz aslında teklifimizi yaparken doğalgazdan yola çıktık ama bir ayrım yapmadık. Ama bu şekilde çıktı. Yani bizim teklifimizde ithal kömür de yoktu. Bizim teklifimizde lignit de yoktu en başta. Ama onlar da çıktı. Ve şu anda görünen kapasite mekanizmasının %75'i lignit santrallerine gidecek gibi de görünüyor. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Bir plaket törenimiz var. Thank you.